tek çocuk babası Hüseyin Bağator'un kaybında aile ikiye bölündü. Kaybın ardında gönül ilişkisi mi var? Yoksa Hüseyin'in başına bir iş mi getirildi? Gizemli kaybın ardındaki gerçekler ne? Birazdan. Döndü Karaçoban'ın gizemli kaybında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Döndü'nün kaybından sonra Adem ve Mümine kavga etti mi? Birbirlerinden bazı şeyleri neden gizlediler? Döndü Karaçoban'ın başına ne geldi? Birazdan. Benim çocuğum zihinsel engelli doğuştan. Bir aylık engelli bebeğiyle eşi tarafından terk edilen Elif Çatoğlu, oğlunun babasına sesleniyor. Eski eşinden 11 yıldır haber yok. 11 senedir ne arar ne sorar. Elif Çatoğlu, oğlunun babasına ulaşabilecek mi? Neredeyse çık ortaya, yeter artık. Bu zamana kadar ben getirdim, bu saatten sonra babalık hakkı senin de var. Birazdan. Merhaba sevgili seyirciler. 15 Nisan Çarşamba Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir öğleden sonra diliyorum. Yine çok önemli konularla karşınızdayız ve her zaman söylediğim gibi sizden gelecek desteklere çok ihtiyacınız var. Dün çok güzel haberler aldık. Çok üzücü başlamıştık aslında, böyle moralimiz bozuk başlamıştık yayına, ama yayın anında yaşanan gelişmelerle birlikte stüdyodan mutlu çıktık. Çünkü önce 4 yaşında, yani henüz 4 bile olmayabilir bir kayıp kız çocuğu haberini paylaşmıştık sizinle. Muş'ta kaybolmuştu. Yayın içerisinde bulundu, o mutlu haberi paylaştık. Sonrasında yine 2 haftadır ortada olmayan 3,5 yaşındaki Adensu'ya ulaştık. O ailesine kavuştu. Bütün bunlarla birlikte biz buradan moralle gittik. Darısı bugünkü İnşallah. Konularımızın başına İnşallah. Diyoruz. İnşallah değil mi Zahide Hanım? İnşallah. Zahide Hanım, ben şimdi bu cümleyi, değerli hocalarım hoş geldiniz hoş bu arada. 6 senedir hiç haber olmayan kardeşinizden yine hiç haber yok. Hayır, hiç haber yok. Hiç haber. İnce Hanım, eğer Hüseyin sağsa tek bir kere arasın desin ki abla ben sağım, hiçbir şey istemiyorum. Benim gibi sen de korkuyor musun biraz? Korkuyorum İnce Hanım. Şimdi bir insan sağ olsa bir muhakkak ki biri görür ya. Ya köylüsü görür ya, bak Elazığ'a sesleniyorum, Malatya'ya sesleniyorum. Elazığ, Kevan, Baskil'e sesleniyorum. Adana'ya sesleniyorum. Akrabalarımız hep oralarda var. Eğer gülen varsa Allah rızası için tek bir kere arasınlar, desin ki Hüseyin buradadır. Ben başka bir şey istemiyorum. İncim. Sanki bir yemin edilmiş gibi, hani şöyle bir telefon da yok. Hüseyin Bey şöyle şöyle bir insandı. Hüseyin Bey iyi bir insandı ya da Hüseyin Bey kötü bir insandı. Hüseyin Bey bana bunu yaptı. Hiçbir bilgi yok. Bir ağız birliği yapılmışçasına susuluyor. Ama Hüseyin Bey'den bir haber bekliyoruz biz. Yayın sırasında Zahide Hanım kendini tutuyor ama yayından sonra sürekli ağlıyor. Buradan bunu söylemek istiyorum. Gören bilenlerden yardım istiyoruz. Ve döndü Karaçoban konusu. 17 yaşındayken kayboldu. 17 yıl geçti üzerinden. Şu anda 34 yaşında. Döndü hayattaysa. Niye hayattaysa diyorum? Çünkü döndüğü de şurada gördük, burada gördük diye kimse bizi aramıyor. Ama döndüğünün kaybı ile ilgili ailenin şüphelendiği isimler var. Onlarla ilgili iddiaları dile getirdiler. O kişiler de aileden şüpheleniyor. Onların da başka iddiaları var. Hepsini konuşacağız. Bu iki ismi bilen duyan varsa lütfen bize arasınlar diyorum. Ama başka bir konuyla başlayacağım bugün. Birazdan bu konuları uzun uzun konuşacağız ama bir anneyi tanıştıracağım sizinle. Evladıyla birlikte yaşam mücadelesi veren bir anne. Ve onun çok özel bir çocuğu var. Elif Çatoğlu, 11 yaşındaki çocuğunun babasına ulaşmak için başvurdu programımıza. Ve onun anlattığına göre çocuğu 2,5 yaşındayken işte beyinle ilgili bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Ve onun sonrasında hayatını işte özel bir çocuk olarak sürdürmeye çalışıyor. Ve Elif onu hayatta tutmak için var gücüyle mücadele eden bir anne. Baba nerede? Baba o daha bir aylıkken bırakıp gitmiş. Birazdan canlı yayında Elif Hanım konuğumuz olacak. Murat Sönmez'in yanında. Hatta hazırsa bağlantı, bir hemen onları bir görelim. Canlı yayına alalım. Kolay gelsin diyorum Murat Sönmez'e de. Elif Hanım merhabalar.
Elif, ne kadar zor bir hayatın var senin. Ha? Öyle, evet. Yani istemeden yapılan bir evlilik, 23 yaşında. Senin anlattığına göre ailen seni zorla evlendiriyor. Ve sonra dünyaya gelen bir çocuk ve o daha bir aylıkken terk ediliyorsun. Bağlantı ile ilgili sorunu biz çözelim. O arada senin anlattıklarını bir izleyelim Elif. Sonra canlı yayında devam ederiz. Elif Çatoğlu bir aylık engelli bebeğiyle terk edildi. 11 yıl boyunca oğlunu hem okuttu hem tedavi ettirdi. Genç kadın eşinin ortaya çıkıp oğlunu sahiplenmesini istiyor. Benim adım Elif Çatoğlu. Lidersaray'da yaşıyorum. Eşim terk etti beni 10 sene önce, oğlum bir aylıkken. Babası sahip çıkmıyor, babasını bulmak istiyoruz. Oğluma sahip çıksın, soy isim alsın istiyorum artık. Maddi manevi benim gücüm kalmadı. Tedavi ettiremiyorum. Benim çocuğum zihinsel engelli, doğuştan bir rahatsızlığı vardı ama sonradan bir arkadaş ortamında oyun oynarken arkadaşının biri beyninden vurarak bir darbe almış. Ondan sonra rahatsızlığı daha da çok ilerledi. Bundan dolayı tedavi görüyordu İstanbul'da. Maddi anlamda yetersiz kaldığım için çocuğumun tedavisini yaptıramadım. Sen de bir baba olarak bu saatten sonra o senin kanın canın. 11 senede bir kere aramadı. Tanıştık biz görücü usulüyle. Zaten çok da sürmedi yani. Onun vurup kırmaları, şiddetler hiç bitmiyordu zaten. Bir süre sonra babası da vefat ettikten sonra, babası yatalaktı. 2,5-3 sene yakın boyunca ben baktım babasına. Babası öldükten sonra zaten, babası öldükten 1-2 ay geçmedi. Zaten çocuğumla beraber beni baba evine bıraktı gitti. 11 senedir ne arar ne sorar. Hiçbir gün daha benim bir çocuğum var diye hiç düşüncesi yok. Yani sokakta karşılaşsa baba oğul birbirlerini tanımazlar o derece yani. İki kez kapısına gittim. Eşinizin ismi nedir? Nerede yaşıyor? Cemal. Ağaçören Camil kasabasında yaşıyor. Haberimiz yok bizim 11 yıl boyunca bizim hiç haberimiz yok. Dediğim gibi yani sokakta görsem, birbirlerini görseler yani tanımazlar birbirlerini. Bu konuyu hiç görüşmek istediniz mi? Ya da hiç buluşup bu konuyu konuştunuz mu bugüne kadar? Hayır, izin vermedi ki zaten. Ben bizi bıraktıktan sonra 1-2 sefer gittim kapısına çocuğumla. Çocuğum çok kötü hastalanmıştı. Havaleye yakalanmıştı, yüksek ateşte. 1-2 sefer kapısına gittim. Açmadı kapıyı. Birincisinde döverek gönderdi. İkincisinde kapıyı hiç açmadı. Babalık görevini yerine getir. Neredeyse çık ortaya. Yeter artık. Bu zamana kadar ben getirdim. Bu saatten sonra babalık hakkı senin de var. Sen de ilgilenmek zorundasın. Bizlere sahip çıkmadın ama bir yerden sonra artık evladına benim bir çocuğum var diye çık artık ortalığa. Hani yalnız hayat yaşanmıyor. Çok zor. Ben bugüne kadar getirdiysem bu saatten sonra sen de kendine düşen görevi yapmak zorundasın. Sen de bir babasın. Ben o çocuğu dünyaya tek başıma getirmedim. Bir baba olarak sen de kendine düşen vazifeleri yapmak zorundasın. Elif'in eşi oğluna sahip çıkacak mı? 11 yıldır evladını tek başına büyütmeye çalışan bir anne, özel bir çocuk ve çok daha fazla ilgi istiyor, çok daha fazla emek istiyor bu evlatlar. Hiç yani bunu bir yargı cümlesi, bir genelleme olarak yapmak istemiyorum ama daha önce başbakan hikayelerde de benzerini gördük. Özel bir evladınız varsa çoğunlukla kadınlar daha fazla o yükü üstleniyorlar sanki. Babalar biraz onunla yüzleşme noktasında biraz kaçış mı sergiliyor hocam? Kaçıyorlar, bir de sorumsuzluk tabii. Yani buradaki bambaşka bir örnek. Bambaşka bir şey. Bambaşka. Ama yükü daha çok tabii anne çeker. Yani çocuk özel olmasa da normal çocuğun da yükünü anne, evet, daha çok çekiyor. Her şimdi, zaman için öyle. Elif bize hikayesini en başından bir anlatsın istiyorum. Elif Hanım, 23 yaşında evlenmişsiniz. Aksaray'da yaşıyorsunuz. Aksaray'da doğdunuz. 5 kardeşiniz var. Ama bu evlilik, evet, sizin rızanız dışında olmuş. Zorla evlendirmişler sizi. Bir anlatır mısınız? Evlilik yaptım. Aynı isteğiyle görücü usulü. Aslında evet, istemiyorum bir evlilikte. İstemiyordum ben evlenmeyi, düşünmüyorum ama ailem istediği için hani Allah'ın istediği olsun dedim. Evet. Evlendik. Bir süre sonra çocuğum oldu. Çocuğum olduktan sonra zaten hani babanın zaman geçirmesi bir arada anlaşamaz. Sizi bıraktı çocuğumla beraber bir aylık babalığına bıraktı. 15 senedir gelmiyor, aramıyor, hiç sormuyor.
Yani benim bir çocuğum var hayatta diye demiyor yani. Hiç düşünmüyor. Hiçbir zaman merak etmiyor yani. Sokakta görsen birbirlerini tanımazlar. O derece. Elif, bu evlilik resmi bir evlilikti değil mi? Hayır, iman nikahı. Dini nikah. Birisi de evliydi. Yurtta gidebilmek adına Almanla evlilik yapmıştı. Orada da barınamadı. Orada da sizden tutturamadı. Tekrardan geldi. İman nikahıyla evliliğimiz var. İman nikahı içerisinde zaten. Dini nikah yani şimdi yine araya gireceğim. Bakın bu... lütfen bunları da böyle yanlışlar yapmayalım artık. Evliliğin yolu belli. Nüfusunda mı Can Muhammed peki babasının? Efendim? Babasını, onun nüfusunu aldı mı? Almadı, almak istemedi. Hiçbir zaman ilgilenmedi. Ben de doktora götürüyorum. Gereken yere götürdüğüm zaman hem kimlikte de işte yapmıyorlar. Ben de kimliği çıkardım ama mecbur o aldı. Babasının ismini yazdırmak zorunda kaldı zaten. Kimliğinde kimin adına kayıtlı dedin anlayamadım. Babasının yanına yazıyor. Evet. Sahip çıkmıyor. Hiç daha oğlunun tanım yani. Oğlun babasının tanım olur. Sadece babasının ismi yazıyor yani. Babasının ismi yazıyor. Biz buna evlilik birliği dışında doğan gayrimeşru çocuk diyoruz. Yani her ne kadar dini nikah, imam nikah bunlar kabul gören bir nikah çeşidi değil. Nikah bir tanedir. O da usulü kanunda belirtilmiştir. Resmi makam üzerinde beyanlar verilir. Şimdi evlilik birliği dışında doğmuş bir çocuk annenin kütüğüne yazılır. Annenin kütüğünü yazır, baba hanesine de beyana göre babası yazar. O babayla birlikte nüfusa giderler. Baba der ki evet benim çocuğum der. Tanıma yapar. Babalık belgesini şey yapar, imzalar ama annenin kütüğünde olmasına devam eder. Ancak ve ancak resmi bir evlilik olduğu zaman babanın kütüğüne yazılır çocuk. Yani şu anda aslında baba isminin orada yazıyor olması hiçbir o anlamda anlamıyor. Babalığını hiçbir, ifade hiç. Eden bir durum velayet değil velayet yani. Tek başına tam olarak hanımefendidir şu an. Şimdi Cemal Bey'le evliliğin çok kısa sürdü. Daha bir aylıkken beni terk etti diyorsun. Yani niye bir aylık bebeğini bırakıp gider bir insan? Sorumsuz alayım canım. Çalışmayı sevmiyor. Miras yedi. Hazır yemeği seviyor. Yani bir tip hani yatma derdinde ailesi bağlı yani bulmak çok iyi ailesi. Hani sorumlu sahibi insan değil. Peki ailesi yaşadığınız yerde miydi? Onlar böyle bebeğini bırakıp gidince hiç şey müdahil olmadılar mı? Oğlum sen ne yapıyorsun işte yeni doğmuş bir bebek var. Hayır hiç kimse sahip çıkmadı. Ya insanın bir eşi sahip çıkmazsa zaten hani kim ne yapacak? Kimse sahip çıkmıyor zaten İnce Hanım. Ama baba bırakıp gitse bile o sorumsuz diyorsunuz ama bu çocuğun halası, amcası, babaannesi, dedesi kimsesi yok muydu? Dedesiyle babaannesi zaten yok. Dedesi zaten yataktı bizim evet. Evlendiğimizde. Dedesine 3 yıl boyunca ben baktım. O vefat ettikten sonra zaten hani amcası da var, halası da var ama sahip çıkmıyorlar. Yok yani. Oğlumun baba tarafından hiçbir Allah'ın kuludan bugüne kadar o çocuk bizden, bizim kanımızdan evet hayatta ama öldü mü kaldı mı bir şeye ihtiyacım var. Hiç arayıp soran yok. Hiç. Ne varsa benim ailem tarafında yine de. Yine de Allah razı olsun onların Allah eksikliğini vermesin. Kardeşlerim var, onların ilgilenirler zaten, annem var. Yani kendi ailemden, yani çocuğum benim baba tarafını hiç tanımıyor. Çünkü sahip çıkan yok yani. Kimse de arayıp da demiyor ki bu çocuk hayatta mı, öldü mü, sağ mı diyen yok yani. Elif şimdi onları konuşacağız da bir önce bir evladının Can Muhammed'in özel bir durumu var. Yani hayatını tek başına sürdürebiliyor mu? Nedir rahatsızlığı, teşhisi kondu mu? Evet benim çocuğum doğduğundan da beri var sıkıntısı 2,5 yaşında bir havale geçirdi yüksek ateşten dolayı. Ondan dolayı bayağı sıkıntımız vardı da yaşlarından geriydi. Ama bundan 3 yıl öncesi arkadaş arasında komşuya gittiğimizde arkadaşlarımla oynarken kafadan darbe alıyor benim oğlum. Arkadaşım bir tanesi artık tekmeyle vuruyor. Artık herhangi bir şeyle bir darbe almış kafasına yani. O darbeden sonra çocuğumun kafasında hasar kalmış. Yani o ne dedi? Sonra benim oğlum daha çok hani ne dedi doktorlar bu tedavi edilemeyen bir şey mi? Yani tedavisini yaptıramadı mı? Doktorlar iyileşir dedi. Yani bir sene olmadı, 2 seneye bu çocuk toparlar dediler. Evet. Gittiğim hastane. Orası da masraflı tabii ki. İmkanlarım yetmiyor. Benim çocuğuma 3 kuruş aldığım bakım parası onunla geçirmeye çalışıyorum zaten. Hani maddi anlamda doktora gücüm yetmedi. Ama çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Ben Türkiye'nin dört bir yanını gezdirdim. Gezdirmeye de hazırım. Ki tabii ki imkanlarım el vermedi. Hani bir yerden sonra benim boyumu, maddiyetimi aşınca benim gücüm...
gücüm, maddiyetim yetmedi. O yüzden de sizlere başvurdum zaten. Babaya ulaşmak istiyorsun, o da sorumluluğunu yerine getirsin diye. Elif, siz daha sonra bir evlilik daha yapıyorsunuz. Aslında o evlilik hikayeniz de enteresan, bir onu anlatır mısın? Evet, hayatta oğlumla beraber, hani oğlumun hep bir baba eksikliği vardı bir yerde ama hani ben bunu gideremiyordum. Ne kadar hani çalışsam, çabalasam, hani hiçbir şeyin eksik etmemeye çalışsam da elinden geleni ardına koymuyordum. Her şeyi yapmaya çalışıyordum ama hep bir yerde baba eksikliği vardı. Ben de emekli bir insanla evlenmeye karar verdim. Dedim hani o adamın da kimsesi yoktu, o da bize sahip çıkar, en azından oğlum baba sevgisini giderir diye düşündüm ama çocuğumun rahatsızlığından dolayı o adam da pek bizimle anlaşamadı yani. Ne kadar sürdü o evlilik? Efendim? O evliliğin ne kadar sürdü? O evliliğinde 2 sene sürdü. 2 sene sonra adam dedi hani ben artık hani zaten yaşını başına almış bir adam. Benim kafam götürmüyor dedi. O da hani kendi babası sahip çıkmadı zaten. Elin adamı da hani mecbur değildi onu katlanmaya zaten. Hak verdik biz de. Sen 36 ama yaşındasın o, yani yaşını başına almış derken kaç yaşındaydı evlendiğin kişi? 70 yaşındaydı. Ay, 70 yaşında biriyle evlendin. Resmen evlendiniz mi Elif? Ya bizimkisi şöyle bir şey hani ne derler? Bir liman aradık, bir sığınacak bir yer aradık yani biz öyle diyelim. Çünkü evet. Babam, oğlu, çocuğumun... Yani aslında Elif'ciğim şu mu? Yani sen yıllardır mücadele ettin ve temizliğe gittiğin evde tanıştığın bir bey bu bey. Bunları saklamaya hiç gerek yok. Sen alın terinle ekmeğini kazanırken... Belki çocuğuma bakılabilir, belki ben de onu daha rahat tedavi ettirebilirim diye biraz da galiba bu evliliği yaptın, öyle mi? Evet, evet. Resmen evlendin mi? Evet, bu emekli insanla resmi nikahımız var, evet. Hala onun resmi eşisin ama ayrı yaşıyorsunuz, öyle mi? Ayrı yaşıyoruz, evet. O kendi köyde zaten, biz Nidaksaray'dayız. Hı hı. Yani adama ben hiçbir şey diyemedim. Deme hakkım yoktu çünkü benim çocuğum rahatsızdı. Kendini kontrol edemiyor. Çünkü adamın da kafası götürmedi. Bir yerden sonra hani hak verdim ben ona. Çünkü kendi babası sahip çıkmadı yani. Kendi babası gençken, el ayağı tutarken, her işi yapma imkanı varken babası sahip çıkmadı yani. Daha bir gün olsun benim çocuğum 11 yaşında bir paket bezi sütü küçükken zaten nasip olmadı. 11 yaşına geldi hala hiçbir şey nasip olmuyor. Babası sahip çıksın istiyorum. Hani bu yükü omuzlarımdan biraz olsun alsın istiyorum artık. Yani maddi olur, manevi olur. Mesela koronavirüsten dolayı her yer kapalı şu anda. Hiçbir yere götüremiyorum. 20 yaş altı çıkma yasağı var mesela. Hani babası götürse en azından hani bir baba eksikliğini giderse belki bir değişik bir ortam. Hani Elif, bunları istiyor ama Elif. İşte olmuyor. Sahip çıkmıyor, yapmıyor. Elif'ciğim aslında şu mu yani... Bunu hiçbir anne demez. Bu kelimeyi hangi anlamda kullandığımı da beni izleyen sevgili seyircilerimizin anlayacağını da inanıyorum ben. Ama sen aslında artık biraz yoruldun galiba, değil mi? Yorulmadan hani... Ya o anlamda söylemiyorum. Ben ne demek istediğimi sen anladın. Bir anne asla yoruldum demez, ah demez, tabii. Oh demez evladı için. Ama yetememenin verdiği bir yorgunluk hissinden bahsediyor. Tek başına yetmesi çok mümkün değil zaten. Çünkü anlatıldığı kadarıyla bu çocukta organik beyin sendromu var. Bu durumda işte kendisi de söyledi zaten, duygularını kontrol edemez. Aşırı öfke patlamaları yaşar. En ufak bir şeyden saldırganlık gösterebilir. Çok büyük duygusal kavgalar yani ani şeyler, tavır ani tavır belki. Değişiklikleri yaşar ve hakim olamaz yaptıklarına. Eğitim de alamaz, eğitim de sürdüremez. Çok ciddi şekilde rehabilite edilmesi gerekir ama öyle bir maddi imkanları da yok rehabilite edecek. İlaçlarına inşallah sigortası vardır, karşılıyordur, onun ilaçları da ciddi bir maliyet getirir. Bir de hocam yani yanınızda bir gücünüz, bir desteğiniz olmadan bir nefes alacak, bir kendinize vakit ayıramazsınız. Sürekli ilgi isteyen bir evladı var Elif'in anladığım kadarıyla, değil mi Elif? Yani küçük bebek gibi düşün ama bir de gücü ve saldırganlığı yerinde bir bebek yani. Evet, büyüdükçe de belki bu saldırganlık daha da artıyor mu Elif? Yok, zamanla eğer rehabilite olursa azalır ama rehabilite olmazsa artabilir de. Artabilir. Tabii. Elif. Şimdi bir arkadaşım var, onu hatta alacağız ama. Efendim? Evlendiğiniz Cemal Bey, hangi köyde yaşıyordunuz siz Aksaray'da? Nereliydiniz? Camil köyünde, Ağaçören Camil köyünde. Aynı köyden de eşinde değil mi?
Peki seni terk ettikten sonra nereye gitti? Yani niye bir daha hiç görmedin onu? Hiç mi ulaşamadın? Ailesine de mi ulaşamadın? Yani bakın torununuz burada. Gelin yardım edin diye. Hiç haberleri olmadı mı yaşadıklarından senin? Ailesi zaten amcası, halası onlar hep yurt dışında zaten. Benim onların imkanı varken, ulaşamazken ben nasıl ulaşayım İnci Hanım? Bir yer nere olduğunu biliyorlar ama değil mi? Tabii ki. Can Muhammed'den haberleri var. Ben şimdi farkındalar ama hiç kimse sahip çıkma yönünde değil. Yani şu anda eğer bizi izliyorlarsa yurt dışında, orada da insanlar evlerinde ve bir televizyon ekranında ilk defa belki de yeğenlerini mi görüyorlar yani? Evet, evet. İlk defa görüyorlar. Ya nasıl insanlar bu kadar yok sayabilirler? Şimdi gerçekten canım, Allah'tan devlet var da destek veriyor. Şimdi bakın maaş, engelli maaş tarzında bir takım şeyler, en azından destekler veriliyor da ayakta duruyor. Şimdi anlattığına hocam, göre böyle bir durumdaki o bir şey, yüreklik, yüreğin istediği desteği anlattığına göre var. İddiasına göre ortada hiç baba olmaması gereken bir adam var. Ama yani baba olmuş. Yani görücü usulüyle birbirlerini görmeden ondan sonra kaçan korkak, baba olmaması gereken iddiasına göre bir adam var. Kadıncağız da tek başına kalmış. Yapacak hiçbir şey yok. Bir liman bulmuş kendisine. 70 yaşında bir emekli bir adamla evlenip en azından bir düzenli evde bir büyüğün baba figürü olabilecek birini oturtturmaya çalışmış. Adam. Onu da olmamış çünkü adam gerçekten katlanamayabilir. Ya, kadın çok haklı bu noktada. Evet. Yani Allah yardımcısı olsun. Acaba biz bu adamı bulduktan sonra ne değişecek? Ben onu anlamaya sahip çıkacak. Sahip çıkacak. Çünkü 11 yıldan beri bu çocuğun böyle olduğunu bilen bir adam yani... Ama hocam nasıl, o baba, hani derler ya, işte bunlar nasıl halalar, insan amcalar, derler amcalar ya. Yani akrabalar, eminim ki içlerinde vicdanlı insanlar vardır ve birinden biri destek olacaktır Elif'e. Hayır, şimdi bir aylıkken bebeğini bırakıp bir daha hiç aramayan adam arandığını duyunca bucak bucakla kaçmaya başlar hatta. Ya bırakın bulunmak istemeyi, yardımcı olmayı. O iyileşecek, ben ümidi de o İstanbul'da aldım zaten. Hani gerekirse ben hani ne bileyim. Yani yurt dışına da götürmeye uğraşırım. Burada bulamazsam çaresini. Ki zaten İstanbul'da buldum. Benim çocuğumun iyileşmesi için elinden her geleni yapacağım. Tedavisi için de daha çok zor. Elif, peki Cemal Bey'in başka çocukları var mı? Bilgin evet. Var mı? Almanya'da o Alman kadından bir tane de oğlumun kardeşi var. Benim oğlum Can, bir de Cem diye oğlu var. Bir saniye, Cemal Bey şu an Almanya'da yaşıyor. Bunu biliyorsun. Orada gerçekten hani o kağıt üstünde değilmiş o evlilik o zaman. O kendisi Almanya'da değil, köyde. Nasıl Almanya'daki kadından çocuğu var diyorsun o zaman? Yani geri mi döndü? Yurt dışına gitmişti daha önce. Oradaki yaşadığı sürede olduğu çocuğu olmuş yani. Ben evlendikten sonra öğrendim zaten. Yurt dışında temeli dönüş yaptı benimle evlendikten sonra. O zaman Cem sizden önce yani. O önceki sen onunla dini nikahla birliktelik yaşadığında. O Alman çocuğu. Alman evet, hanımdan Alman Cem dünyada mıydı zaten, yani siz evlendiğinizde? Cem var mıydı o zaman siz evlendiğinizde? Evet, bizim evlendiğimizde Cem varmış. Ben evlendikten sonra öğrendim. Bu senden saklandı yani. Evet, benim haberim yoktu. Şimdi bu anlattığına göre bir Almanya'da bir çocuğu var Cem diye. Ona da sahip çıkmayan bir baba bu durumda. Türkiye'de geliyor bir hanımefendi. Hayır, ona da sahip çıkmıyor, burada da sahip çıkmıyor. Of 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 of. Hiç o eski eş mi diyelim yani o çocuğun annesiyle görüştün mü sen? Hiç irtibatlı mısınız yani? Yok, görüşmedim. Evet. Yabancıydı zaten. O bayan yabancıymış. Yani fotoğraflardan gördüğüm itibariyle yabancıymış zaten. Canlı olarak görüşmedim yani. Elif Hanım, şimdi bize anlattıkları şu anda bir iddia. İddia diyorum ya. Ama bu iddia yani doğruysa karşımızda tırnak içinde öyle sorumsuz, işte babalığı hak etmeyen, babalığı anlamamış... tanımlarının çok üstünde bir figür var. Yani insanlıkla yan yana koyamayacağımız kesinlikle, bir figür var. Yani kesinlikle. Eğer bunlar doğruysa Cemal Bey dediğimiz şahısla ilgili hangi tabiri kullanmak lazım Cemal bilmiyorum Bey, ben. Yani İki evlat ve ikisi de bırakılmış. Denebilir. Yani tırnak içinde tabii iddialara göre. İddialar doğruysa. Cemal Bey, şimdi bizim en başta yıllardır söylediğimiz bir evlilik okulu, anne baba okulu açın evlenmeden önce. Yani bu zaten hani dinin iki bunlara bir şey demiyoruz da. Bu adamın hiç baba olmaması gerekiyormuş. Asla. Keşke asla baba olmaması iddiası tabii bu. Hanımefendinin iddiası. Eğer böyleyse
bu adamın alınması gerekir. Yani babalık ünvanının alınması gerekir. Ama buna ilişkin bakın ben ısrarla söylüyorum. Böyle adamlara Türk Ceza Kanunu'nda bir ceza tayini var. 6 ay. Ya 6 ay olmaması lazım. Böyle hayatları... Ama hocam 6 ay var ama şimdi baba olduğu da kesin değil. Yani burada nereden başlayacağız? Şunu söyleyeyim. Biz? Bakın eğer iddialar doğruysa böyle adamlar aslında bu hayatları öldüren adamlar. Şu kadının hayatını öldürmüş. Çocukları? O çocuğun hayatını perişan etmiş insanlar. Yani o kadar ağır cezalarla karşı karşıya kalmalı ki bu adamlar tevessül dahi etmesinler bunlara. Evet. Ama maalesef 6 aydır cezası. Mecliste de biz bununla ilgili cezasının arttırılması ile ilgili sunduk. Vallahi hala umudum var. Vallahi ben sayın vekillerimize bir kere daha çağırdım. En az 2 yıl hapis cezası verilsin böyle adamlara en az diye kesinlikle caydırıcı gönderdik, olmadı. Konuştuk da inşallah artar diye düşünüyoruz. Buradan sayın vekillerimize, yasa koyuculara bir kere daha seslenelim. Bizim buradaki hikayelerimiz tamamen gerçek. Bakın bir tek hikayede bile işte bu iddialar doğruysa bu kişinin dünyaya gelmesine sebep olduğu ama sorumluluklarını yerine getirmediği iki evlat var. Hayatlarını mahvettiği iki evlat var. Almanya'daki hanımefendi de kim bilir neler yaşadı. Evet. O çocuk da orada babasız büyüdü. Burada bakın elleriyle yemeğini aynen yediriyor evladının ve baba istiyor. Babayı olmadığını da anlatamayacağı özel durumu olan bir çocukla mücadele eden bir kadın. Ve, yani en az 2 yıl. Ve bu çocuğun babahanesinde o adamın adı yazıyor. Adı yazıyor. Hadi bakalım. Hocam. Şimdi anlatılan iddialar doğruysa sosyopatik kişilik bozukluğu var bu kişide. Bu durumda da şu anki hayatı da eğer ulaşabilirsek göreceğiz darmadağındır zaten. Perişan durumdadır. Kendini de iderden acizdir. Suç işleyip hapishanede bile yatıyor olabilir şu anda. Öyle bir karakter yapısı görüyorum ben bu anlatılanlardan. Elif Hanım belki fazlasını da biliyor. Yani yasa olarak Elif'in hakları neler, nasıl bir yol izlememiz lazım? Onları izleyebilmek için önce Cemal Bey'e ulaşmamız lazım biliyorum kesinlikle da. Kesinlikle. Elif aynı köylüsün mutlaka haber alıyorsun Can Muhammed'in babasından. Nerede en son görülmüş, tekrar evlenmiş mi, Türkiye'de birlikte yaşadığı bir kadın var mı köyünde? Yok İnci Hanım, ben bugüne kadar inanın nefret etmeyecek kadar bile, nefret bile sevgidir derler ya, nefret etmeyecek kadar bile biz vazgeçtik ondan. Çünkü o bizden geçtiği için biz de ondan geçtik. Çünkü aramaz sormaz, biz onsuz bir hayata alıştık. Biz kendi hayatımızı kendimiz düzene koymaya uğraştıkça hayat çabasına düştük. Hiç bilmiyordum nerede olduğunu ama ta ki sizin programcılar gelene kadar işte canlı yayına çıkardılar. Evet. Neler öğrendi? Aradılar. Köydeymiş. Murat yani, öğrenmiştir zannediyorum o bilgi. Sizin programcılar haber verdi köyde. Evet. Benim haberim yoktu yani. Murat beni duyabiliyor mu? Ben Murat'ı duyabilecek aradılar miyim? Aradılar mı? Köy muhtarını aradılar. Muhtar o kişiye ulaştı. Evet. O şekilde oldu yani. Hala köyde yaşıyor. Murat nerede? Konuştu ben köydeyim dedi. Buyurun gelin dedi ki benim haberim yok yani. Ben nerededir ne yapardır hiç bilmiyorum. Birazdan Murat'tan o bilgileri de alalım. Birazcık uzak oturalım Murat. Murat'cığım birazcık uzak oturun. Yine de canlı yayın heyecanı farkındayım. Kolay gelsin ama ulaştığın bilgileri alalım. Sonrasında da Hasan Bey bu bilgiler ışığında neler yapabileceğimizi anlatacak bize. Evet. Evet, Muhammed'in babası Aksaray'da yaşıyor şu anda. Köyde yaşıyor. Herhangi bir iş yapmadığı bilgisine ulaştık. Köyde yaşıyor. Henüz bir evlilik yapmadığını söylediler. Tabii biz o bölgede babasına birebir görüşemedik. Birebir yanına gitmedik. Ama aldığımız bilgiler şu an halen köyde yaşadı. İşsiz oldu. Ve köyde öyle gezden biri olarak lanse edildi. Tabii biz programımızdan sonra kendisine ulaşmaya çalışacağız tekrar. Birebir görüşmeye çalışacağız. Çocuğunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Bu soruları da kendisine yönelteceğiz. Zaten şu anda bizi izliyorsa ya da izlemiyorsa da o köylüler muhakkak haber verecek. Cemal Bey buyurun bağlanın bu iddialara cevap verin. Elif dedi ki ailesinin durumu iyiydi, mal varlığı yerindeydi. Hatta ben yatalak kayınpederime baktım 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca. Ve şimdi de hala köyünde yaşadığını öğrendik. Hocam resmi bir evlilik yok. Ne yazık ki diyeceğim. İşte bu resmi maalesef, evlilik maalesef olmuş olsaydı şu anda Elif bu kadar zorlanmayacaktı. Elif Hanım. Biz konuklarımıza yaptıkları yanlışları söylerken aslında işte onların getirdikleri noktayı da bir görülsün tabii de istiyoruz. Siz resmen evlenseydiniz Cemal Bey'le şimdi yıllardır bu çocuk bütün haklarına sahip olacaktı. Dedesinden kalan mirastan da payını alacaktı, nafakasını da alacaktı ve belki tedavisi çok daha ileri gelecekti. Ama şu noktada ne yapabiliriz? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Cemal Bey 11 yıldan beri çocuğunu görmüyor ama Cemal Bey çocuğuna çok yakın. Kim bilir 50-60 kilometre bir mesafe, belki de 100 kilometre. Yani efendim? Aynı şehirdeler belki ama çocuğunun yanına aynı şehirde olmasına rağmen
gelip gitmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Bir kere bu Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç. Buna ilişkin bir şikayet etsin, hemen etsin. Artık az ceza, çok ceza çok önemli değil. Bir de bu çocukla ilgili olarak bir babalık davasının açılması gerekir. Yani bu nesep kargaşasına da neden olabilecek bir durum. Bir babalık davası, çocuğa bir vasi tayin edilmesi gerekir. Anne açamaz. Bir babalık davası açıp en azından babanın kütüğüne geçmesi gerekir bu çocuk. Ondan sonra da işte gerekli nafaka düzenlemesi vesaire bununla ilişkin olarak başvuruları da yapabilir. Elif Hanım, hiç böyle bir dava açtınız mı? Ya şikayetçi olup ya da babalıkla ilgili bir davada bulundunuz mu? Bir babalık davası açılmış mı daha önce Elif Hanım? Açtınız mı öyle bir dava? Aslında babalık bir... davası açtınız mı siz? Hiç açmış. Hiç şikayetçi oldunuz mu Cemal Bey ile ilgili? Bana ses gelmiyor. Gelmiyor. Murat sen sor istersen benim yerime. Bir babalık davası açmış mı ve şikayetçi olmuş mu hiç Cemal Bey'den? Oğluna sahip çıkmış. Babalık davası açtınız mı? Şikayetçi oldunuz mu? Hayır. Şöyle yapmak lazım. Ya şimdi ben bunları uzun uzun diye işte vasi tayin edilecek, gidilecek, o dava açılacak, ondan sonra kendisi nüfusa... Bunların hepsini unutun. Bağlı bulunduğunuz ilin barosuna gidip adli yardım, avukat talebinde bulunun. Onlar sizi zaten net bir şekilde izleyeceğiniz yolu kendileri yapacaklar. Bir avukat, bir profesyonel destekten faydalanmak için bulunduğunuz ilin barosuna gidin ve avukat istiyorum diyeyim. Başka hiçbir şey yapmayın. Onlar halledeceklerdir zaten. Hocam bu süreç uzun sürer mi? Şimdi önce bir babaya ulaşmak lazım. Sonra DNA testi mi girecek devreye? Şimdi bu süreç uzun sürer. Aslında şöyle de bir şey de yapılabilir. Şahitlikler bir şey ifade eder mi? Eder, eder. Hepsi eder. Önce mesela şunu yapabilir. Yani işsiz mişsiz. Son itibariyle nafaka yükümlülüğü diye bir şey var. İlla evli olmanıza gerek yok. Yani baba, anne bile düşkünse evladına karşı nafaka talebinde bulunabilir ne olursa olsun. Evlilik birliği olmasa da o çocuğun babahanesine Cemal Bey'in ismi yazıyor. Gidip nafaka ile ilgili olarak aile mahkemesine bir takım tedbirler için müracaat edebilir ve nafaka kararı da çıkar, emin olun. İlla orada kütükte babası olmasına gerek yok. O zaman Elif Hanım, buradan son bir kez daha ben aslında sadece Cemal Bey'e değil Cemal Bey'in kardeşlerine de seslenmek istiyorum. Buradaki bu yavru sizin de yeğeniniz, sizin sevginize de ihtiyacı var, desteğinize de ihtiyacı var. Size de yakışan insan olarak bunu yerine getirmektir. Yurt dışında yaşıyorlar diyorsunuz, belli imkanları olan insanlardır. Cemal Bey'in köyde olduğunu öğrendik. Murat şimdi ona ulaşacaktır eminim yayının sonrasında. Ne söylemek istersin Elif onlara? Bu çocuk sizin de çocuk, sizin kanınızdan, sizin de canınızdan. Yani sahip çıkmanızı istiyorum. Kiminizin evladı, kiminizin yeğeni, yani halası var, amcası var, babası var, hep kendi tarafı hayatta. Yani neden kimsesiz yalnız bıraksıyorlar, yani sahip çıksınlar istiyorum ben. Elif, aslında sen tam anlatamadın 11 yıldır neler yaşadığını, yani bugüne gelene kadar tam anlatamadın bize yaşadığın bu İnce zor Hanım, süreci. İnce Hanım, bu ne yarım saate sığar ne de bir saate sığar. Görünüşümden belli zaten. Köyümden de kimden sorsanız hep benim yaşadıklarımı hep herkes anlatır zaten. Görünüşümden de belli. Engelli bir çocukla 11 senedir yalnız başıma mücadeleyle, çocuğumun rahatsızlığıyla. Hani anlatsam yani bilmiyorum ne gün yeter ne aylar yeter. Yaşadığımı sadece Allah biliyor. Elif, bu arada yüzündeki o çizgiler evladından değil mi? Görüntüler evet, de var. Evet işte çocuğumun beyninde hasar bulunduk. Evet. Çocuğumun beyninde hasar bulunduktan sonra zaten son 2 yıldır çocuğum el avuca sığmıyor. Çok vurup kırıyor, çok çiziyor, hani tekmeliyor, tükürüyor, ısırıyor. Evet, rahatsızlığından dolayı. Acaba engelli olmasaydı aile gelip görür müydü, sahip çıkar mıydı? Ben bunu da merak ediyorum. Yani bu kadar... Olayın dışında olurlar hocam, mıydı acaba? Yani, bir aylıkken bırakmış gitmiş baba yani zaten. Daha yani... fazla sahip çıkılması gereken bir durum varken tamamen herkes elin eteğini çekmiş. Bu nasıl bir insanlık diyor insan. Yani iddialar bu ya. Ya çünkü Elif Hanım'ın söyledi, bu nasıl bir insanlık diye insan soruyor kendi kendine. Elif, ailem destek oldu dedin. Benim hocam, kendi çocuğum... ailem. Onlar yakınında mı kendi ailem?
Allah razı olsun. Evet ya şöyle bir şey, hani destek olup da nereye kadar olabilir? Herkesin kendi sıkıntısı, herkesin kendi geçim derdi. Ama her zaman için ne zaman başım sıkısa yanındalardır yani. Ailem, arkadaşlarım, kardeşlerim yanındalardır. Zaten onlar var hayatınızda. Onlar olmasa yaşayamayız ki zaten. Ayakta duramayız. Elif, söylediğinde o arada bir cümle vardı. Sen dedin ki ben çocuğumun tedavisini yaptırmak istiyorum her şeyden önce. Ve her yere götürürüm onu. İstanbul'a geldiğimde evet. de olabileceğini öğrendim dedim. Yani bu çözümlenebilecek bir rahatsızlık mı? Tabii tabii. Yani en azından saldırganlıkları gidecek. Dikkat eksikliği, davranış bozukluğu onlar gidecek yani en azından. Ha tamam, bu engel durumu illaki dört dörtlük bir insan olmayacak ama en azından sakinleyecek. Bu vurup kırmaları, hani dikkat eksikliği okul hayatında düzene girecek. Özel durumdaki çocuklarımız, evlatlarımızın hepsi de dört dörtlük insanlar. Bunlar onların özel durumları. Bunu bir kere böyle söyleyelim. Ve buradan da o özel çocukları hayata hazırlayan, yüreğiyle, sevdasıyla, sevgisiyle sarıp sarmalayan herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet. Çok zor bir durum. Rabbim onlara güç versin. Evet. Ve Elif'in çocuğunun babası Cemal Bey Aksaray Cami Köyü'nde yaşıyormuş şu anda. Aksaray Cami Köyü'nde bizi izleyip de Cemal Bey'i tanıyanlar. Telefon bekliyorum sizden. Cemal Bey'e ulaşmanızı bekliyorum. Biz toplumsal olarak o toplumsal güzel özelliklerimizi böyle yerde kullanmamız lazım. Bize yakışan budur. Cemal Bey'e baba olduğunu artık hatırlatmamız lazım. Allah razı olsun. Yani gerek yasalarla, gerek yaptırımlarla ve baba olduğunu, anne olduğunu unutan, bu sorumluluğu yerine getirmeyen insanların da alacakları cezanın artırılması için buradan STK'lara da çağrı yapalım, bireylere de çağrı yapalım. Siz de lütfen yazın meclisteki vekillere, sizi temsil eden milletvekillerine, bölgenizdeki, ilinizdeki milletvekillerine, sayın evet. vekilim bu yasanın biz de cezasının artırılmasını istiyoruz deyin. Bunu biz beraberce talep ettiğimizde sonuç alacağız yasal çerçevede. Kesinlikle, kesinlikle. Elif'ciğim döneceğiz tekrar sana. Öpüyorum evet. Can Muhammed'i, benim yerime öp lütfen. İnşallah canım. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olunuz. Murat'a da kolay gelsin diyorum. Hem dünkü yayın için hem bugün için teşekkür ediyorum. Dönelim, döndü Kara Çoban'a. Gerçekten çok acı bir hikaye. O gün işlerken de söyledim ya, aradığımız kızın bir tek fotoğrafı var ya elimizde. Bir tek fotoğraf, 17 yıllık bir hayat ve 17 yıla ait duyduklarımız neler? İşte okuldayken eğitim hayatı yarıda kalmış, tarlaya bahçeye çalışmaya götürülmüş, ekmek parası için çalışmış, ailesiyle beraber göçebe bir hayat sürüyorlar, bir Görük ailesi. Ve o sırada da işte komşularının bir tanesi Adem Bey, Adem Bey'in eşi de akrabaları ve kayboluşunda Adem Bey'in bir ilgisi olduğunu iddia ediyor Döndü'nün ailesi. O sabah evimize geldi ve Döndü o akşam ortadan kayboldu, yanına kimliğini de alarak diyor. Adem Bey de diyor ki hayır, benim bu konuyla hiçbir ilgim yok. Ama ortada şöyle bir gerçek var ki 17 yıldır Döndü'yü ne gören var, ne sesini duyan var. Acaba hayatta mı Döndü? 17 yıldır haber alınamayan Döndü Karaçoban'ın kaybında çelişkili açıklamalar devam ediyor. Bayram Bey, Döndü kaybolduğu gün siz neredeydiniz? Ben çalışıyordum ondan. Çalışıyordun. Evet. Eve yani sana haber verdiler mi kız kardeşin kayıp abim diye? Abim Osman geldi odama, saat 10 gibi falan geldi akşam saatinde. Akşam. Evet, böyle böyle dedi. Nerede işte, çalışıyordun sen? Kaporta tamirciliğinde yani çalışıyordum. Yani başka ne kadar uzak mesafeydi ev? Mesafemiz 5-6 kilometre. 5-6. Ben zaten kendi evimiz vardı çiftlikten hariç. Orada evet. kalıyordum ben tek başıma. Tek başına kalıyordum. Evet. Saat zaten biz 6.30-7 gibi kış mevsiminde kaçtığı için 6.30-7 gibi biz evimize gidiyoruz. İşte yemek yiyip yat derken saat 10 oldu. Tek kaldığım için abim geldi. Dedi böyle böyle. Dedi Döndü kaçtı dedi, haberin olsun dedi. Döndüğü aradıklarını neden birbirlerinden gizlediler? Dün sordum, bugün yine soracağım sana. Sen evli, çoluğu çocuğu olan bir kadındın ve kocana dedin ki ya bak gitme bu Döndü'nün evine, millet dedikodu yapıyor. Aynı şekilde Döndü'ye de dedin ki gelme bizim evimize, dedikodu çıkıyor. Ama ikisi de seni dinlemedi. Evet dedim, ikisi de dedi, ikisi de dedim, ikisi de dinlemedi beni. Doğru, o da doğru söylüyorsun İnce Hanım. Kocan seni dinlemeyince ne hissettin? Kavga etmedin mi bu adamla, sen nasıl beni dinlemezsin diye? Hayır yok, niye kavga edeyim de? Niye kavga edeyim? Bir sorun yok, olsa da kavga edeyim. Milletin dilinden kurtulmak için Adem dedim, gitme dedim. Sadece bunu dedim, başka bir şey demedim. Eşin evdeyken ona bile haber vermeden inip alt kata bakmışsın. Bu ne anlama geliyor?
şüphelenmiş. Evet. Tamam, öylesine baktın, tamam. Eşine de söylemedin, kimseye de söylemedin. Ben eşimden gizli fazla gitmedim babacığım. Birkaç defa gittim. Niye gittim? Akrabam olduğu için gitmiştim. Senin değil, eşinin akrabası değil mi bu arada döndü? Adem ve Mümine kavga etti mi? Döndü, kaybolduğunda Adem ve eşi çok kavga ettiler. Adem eşini evden kovdu. Sonra akrabaları güç bela barıştırdılar şeklinde bir iddia var İnce. Bunu bana diyen ispatlasın ablacığım. Ben ispatını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Adem Bey, yani kavga etmediniz mi döndü kaybolduktan sonra ve Mümin'i evine göndermedin, baba evine göndermedin değil mi? Alakası yok. Alakası tamam, yok. Kardeşim, o kız kayboldu da işte. Kesinlikle kavga etme. Ama aile aramızda bak ya, ne diyorum. Ya olabilir, ona bir şey demiyorum. Yani tantana. Bu meseleden sen dolayı kavga edip. Sen yapmadın mı abicim hiç işinle? Hayır, bu meseleden dolayı yok, kavga asla, edip. Yok asla, asla bu meseleden dolayı asla kavga etme. Yok. Ramazan Bey. Evet. Döndü kaybolduğunda Mümine Hanım'la Adem Bey arasında sorunlar yaşandı mı? Ben görmedim ablam. Ama ifadende bunu söyledin. Yok. Söylemedim ablam. Ama savcılık ifadende kavga ettiklerini, bu kayıp olayından sonra kavga ettiklerini söylemişsin. İfadende diyorsun ki döndülere gidiyorduk. Bu yüzden de işte Adem'le eşi Mümine arasında tartışmalar oldu diyorsun. Yok. Yani. Evet. Yok, öyle bir şey ben görmedim. Döndü kara çobanın başına ne geldi? 17 yıl uzun bir süre. Aslında 18 yıla doğru gidiyor. Yani 24 Ocak 2002'de kayboldu döndü Karaçoban ve Mersin'de kayboldu. Ailesiyle birlikte yaşıyor döndü. O dönemde 17 yaşında ve okulu bırakıyor. Yakın arkadaşı Hatice'ye diyor ki, Hatice neden okulu bıraktın diye sorduğunda ona, ne gerek var ki okumama diyor, okuyup da ne yapacağım ben, size yakında çok büyük bir sürprizim var diyor. Ve Hatice bunu anlattığında diyor ki o dönemde döndü, işte döndünün akrabası olan Mümine Hanım ve Adem Bey'in evine sürekli gidip geliyordu diyor. Her gün oraya gider gelirdi, ekmek alıp götürürdü. Bunu döndünün ailesi de kabul ediyor. Hatta döndünün annesi diyor ki ben kızımı engelleyemedim. Bunu canlı yayında söyledi. Yani gitme bu eve dedim ama gitmeye devam etti. Yine döndünün daha önce programımıza gelen ve bugün yayında olacak olan ablası Eşe de aynı şeyi söylüyor. Bu genç kız Adem'le eşi Mümine Hanım'ın evine sürekli gidip geliyor. Adem Bey ve Mümine Hanım bugün canlı yayında bizim konuğumuz olacaklar. İddialara cevap verdiler. Onların da iddiaları var. Adem Bey ve Mümine Hanım'a sorduğumuzda döndü sizin evinize gerçekten gelip gidiyor muydu diye. Adem Bey ilk gün yayında yok ben bilmiyorum falan dedi. Sonra döndü eşine sordu. Eşime sorayım dedi. Ve dedi ki ben yokken geliyormuş dedi. Ben yokken geliyormuş. Yani bunu canlı yayında birebir sorarak anlattığı için bu bizim için önemli bir detay. Oysa ki Adem Bey 2018'deki ifadesinde ona sorulduğunda döndü bizim evimize gelip gidiyordu. Hatta bizim evimizde banyo yapıp kişisel ihtiyaçlarını gideriyordu diye ifade vermiş. Ama o son dönemle ilgili olarak eşi Mümine Hanım'ın verdiği ifadede hayır bizim evimize banyo yapmaya falan gelmiyordu diyor. Bunlar kafamıza tabii takılan soru işaretleri. Ve bir genç kız niye sürekli bu arada akraba olan Mümine, aileyle akraba olan. Ve yine döndüğün ailesinin iddiasına göre de Adem Bey ve Adem Bey'in bir arkadaşı Ramazan Bey zaman zaman Mümine Hanım'la birlikte döndüğün evine gidip oturuyorlar sürekli. Zaman zaman sadece Adem Bey ile Ramazan Bey. Ve sonra yayında anladık ki Adem Bey'in tek başına gittiği günler de olmuş. Çünkü Ramazan Bey işte gittiği tarihi söylediğinde orada Adem Bey'in olmadığı ortaya Adem Bey ile gitmeyip Adem Bey'in tek gittiği ortaya çıkıyor. Ve yine döndüğünün kaybolduğu gün ailenin iddiasına göre sabah saat 11'de Adem Bey döndüğünün evine geliyor. Ve akşam saat kaçta kayboluyor kız kardeşin? 8 miydi? 18.30. 18.30. Evet, o civarında. Akşam 18.30 civarında döndü kayboluyor. Yanına giderken nüfus cüzdanını alıyor. Evet. Ortadan kayboluyor. Şimdi Adem Bey'in reklama gideceğim. Adem Bey ve Mümine Hanım canlı yayında olacak ama yine bizim kafamızı kurcalayan soru işaretlerinden biri de şu. Eşi Adem'i uyarıyor. Döndünün evine gitme. Döndünün evine gitme dedikodular var diye. Ve yine Mümine döndüğü uyarıyor. Benim evime gelme diyor. Benim evime gelip gitme diyor. Ama Adem buraya gitmeye devam ediyor.
Döndü de bu eve gelip gitmeye devam ediyor. Adem Bey bunu işte ben onlara yardım ediyordum, zor durumdaydı. Onun için o eve gidiyordum diye açıklıyor. Ama bir adam niye eşi istemediği halde buraya gider? Ve döndü kaybolduktan sonra aile ilk şüpheli olarak Adem Bey'i görüyor. O eve gidip baktırıyorlar uzaktan bazı tanıdıklar vasıtasıyla. Ve yine dün Mümine Hanım canlı yayında söyledi ki ben hani eşimden hiç şüphelenmiyorum. Ona çok güveniyorum. Ama yine de döndünün kaybolduğu haberini alınca evimin alt katına indim. Ve alt katta döndü olabilir mi? Belki Adem onu oraya getirmiştir diye oraya baktım. Şimdi eşine güveniyorsan niye oraya baktın? Biz hala bunun cevabını tam alamadık. Biraz daha Mümine'den alacağız. Ama onların da dediğim gibi aileyle ilgili iddiaları var. Ve yine Ramazan Bey'le ilgili daha önceki yayınlarda komşuların dile getirdiği bir iddia vardı. Ramazan'la Döndü'nün birlikte görüldüğü iddiası. Birazdan buradayız. Evet, Döndü Karaçoban'ı arıyoruz. İddianın merkezindeki isimlerden olan Adem Bey ve Mümine Hanım canlı yayında, konuğumuz Mehmet Şahin'in yanındalar. Hemen Mersin'e dönelim, onları bir görelim. Telefonda da eşi olacak, diğer konuklar olacak. Döndü'nün ablası, abisi ve yine iddialarda ismi geçen Ramazan Bey de yayında olacak. Merhabalar Adem Bey ve Mümine Hanım, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyabiliyoruz ablacığım. Duyuyorum. Şimdi sizinle ilgili iddiaları önce konuşalım istiyoruz. Aynen. Ramazan Bey'le ilgili iddialar var. Sonra sizin de aileyle ilgili iddialarınız var. Onlara geçeceğim. Yani sırayla gidelim istiyorum. Amacımız Döndü'yü bulmak. Tamam. Şimdi ben özet yaparım. Evet, inşallah ablacığım. Bizim amacımız da o. Peki siz bu 17 senede başka bir duyum aldınız mı? Bugüne kadar bize hiç dillendirilmeyen bir onu sorayım Döndü'yle ilgili. Hiçbir haber geldi mi kulağınıza? Ya ablacığım yani şöyle haber, hep dedikodu yani, şuradaymış dediler, teyzesini aramış dediler, Osman'ı aramış dediler. Ama yani hep dedikodu dedikodu. Aslını bilen var mı ablacığım? Kimse bilmiyor. İnan ki biz de çok istiyoruz, çıksın. Ama hep nedir? Dedikodu dedikodu. Adem Bey, Ramazan Bey sizin akrabanız mı? Benim hanımın akrabası. Mümine Hanım'ın akrabası. Yani dolayısıyla Ramazan Bey, evet. Döndü'nün de akrabası mı o zaman? Evet, akrabası. Tamam. Siz Ramazan Bey, Mümine Hanım birlikte zaman zaman Döndü'lerin evine gidermişsiniz. Zaman zaman Ramazan'la, zaman zaman da tek gittiğinizi de söylediniz. Şimdi Ramazan Bey de telefonda. Evet. Ramazan Bey ile ilgili Cemil Bey'in bir iddiası vardı. Cemil Bey, hatta mısınız? Alo. Cemil Bey, merhabalar. Merhabalar İnci Hanım, merhabalar. Siz daha önceki yayınlarda bir iddia ortaya atmıştınız Cemil şeyle, Ramazan Bey ile ilgili. Evet. Dediniz ki Ramazan Bey'i, yani aslında kendiniz anlatın bunu da, tekrar izlemeyen seyircilerimiz için bir hatırlatmış da olalım. Alo. Televizyonun sesini kısar mısınız Cemil Bey? Evet. Kısayım da sesiniz az geliyor. Telefondan duyun beni, televizyonun sesini kapatın. Öyle daha rahat anlaşılır. Tamam, kapattım. Tamam, tamam. Diyorum ki daha önceki programda siz Döndü'nün kaybolması ile ilgili Adem Bey ve Ramazan'dan şüphelendiniz. Ramazan Bey'den şüphelendiğinizi söylediniz bize. Evet. Ve muhabir arkadaşıma da, bize de bir iddiada bulundunuz Ramazan Bey ile ilgili. Evet. Bir tekrar bir anlatır mısınız? Anlatırım. Şimdi bunun ikisi devamlı oraya gidip geliyordu zaten. Onlar bütün orada yalan konuşuyor. Hep yalanlıyorlar, kendilerini doğruya çıkarıyorlar. Ben bu kelimeyi, size söylediğim kelimeyi kız ablasından duydum. Hangi duyduğum ablasa? İçin, Eşe'den mi? Eşe Hanım'dan duydum ben. Evet. O söyledi bana. Ben de o gün dile getirdim. Bu yalan değil. Bu yalan değil. Bu kız. Üzerine basa basa söylüyorum ki bu kız bunların elinden kayboldu. Hiç kimseden değil. Bunu başka bildiğiniz bir şey var mı? Sizin gördüğünüz başka şeyler var mı? Başka bir şey duyduğum, gördüğüm şu.
karısı arasında bir, bir kavga olmuş. Bir saniye Ümit Hanım, vereceğim söz, anlatsın. Ben söz vereceğim size. Evet. Ne kavgası olmuş? Adem Bey ile Mümine Hanım arasında mı? Mümine ile Adem Bey'in arasında bir kavga olmuş. Ne zaman? Bütün Sağır Sultan Köseleli köyündeki oturanın hepsi biliyor. Ama korkusundan hiç kimse konuşmuyor. Bir korku var. Niye korku var? 17 yıldır kayıp bir orası kısmı. Niye korksun abicim? Millet niye korksun? Benden biri bana, millet, bana sormayın. Hayır, köylüye bunu, sorun. Niye korksun? Bu kızın bunlarla gittiğini bu köydeki oturanın hepsi biliyor. Hepsi yalan söylüyorlar. Oraya çıkmışlar, yalan söylüyor. Yalan. Cemil Bey, kavga dediğiniz şey ne zaman oldu? Döndü, kaybolduktan sonra mı kaybolduk? Kaybolduktan sonra kavga olmuş. Kayınları da Adem Bey'i sıkıştırmışlar. Sonra geri anlaşmışlar. Benim duyduğum bu. Yani dün Mehmet'in de yayında dile getirdiği başka birisi de bize telefon... Aynen doğru efendim. Doğru, yani Mümine doğru. Hanım'ın evine döndüğü, öyle mi? Döndü, evet kayboldu. Efendim doğru doğru. Onu söyleyen çok doğru söylemiş. Mümine Hanım, bakın şimdi aynı şeyi Cemil Bey... Yani ne olursunuz, ben telefona bağlar mısınız? Zaten söz veriyorum size. Aynı şeyi Cemil Bey de iddia ediyor. Bizim konuştuğumuz kişi o değildi oysa Mehmet'in. Buyurun. Evet efendim. Bir kere onu konuştu, tüm yalan. O bir tüm yalan. Ben daha eşimle dövüşmedim de... Hayır, kız kaçtı sonra eşimle asla dövüşmedim. O bir yalan. Hayır, ne yalancı şahitlik yapıyor ki orada konuşuyor? Niye yapsın yalancı şahitlik? Hani ne zaman görmüş? Bir de gözüyle görmüş mü? Söylesin bir bana ya. Hani Ramazan'ı görmüştü. Gözüyle. Cemil Bey. Hani Ramazan'ı gözüyle görmüştü. Söylesin. Açıklasın burayı. Açıklıyorum. Benim evim kaç metreydi? Niye buluruyor yani? Onların niye bu kere 20 metreydi? Daha önce görmüştüm diyor. Olan şimdi niye buluruyor? Ona mı yapıyoruz? O eviniz 20 metre. Ne gördünüz Cemil Bey? Tamam. Efendim dün mü evvelki gün keşife geldiklerinde İki komşu var diyor. Bak yalanının birini de oradan söyleyeyim. İki tane komşu diyor. Hayır. Orada burada dört tane komşu var. Sultanın evi bizden çok uzak. Bunlar işi gücü yalan söylüyor ya. En yakın benim abi, evim. Komşularımızın benim. Kim olduğunu söylesin. Ben diyorum ki sultan. Bak, sen kim olduğunu söyle. Programda çekilmiştir. Halil'in evi vardı. Başka kim vardı? Kardeş konuşsana. Kimin evi yoktu? Benim evim vardı. Amcamın kızı vardı. İbrahim Halil'in evi sen... vardı. En yakın olarak başka kimi istiyorsun? Mehmetçik biz senin vardı. Evinin Mehmet yok dedik mi kardeş? Senin evin yani senin evini sen gösterdik biz. Senin oturduğun yeri gösterdik. Halil'in oturduğu yeri gösterdik. Sultan'ın oturduğu yeri gösterdik. Yalan söyleme, yalan biz söyleme. Biz göstermek demiyoruz ki kardeş. Oraya çıkıp da yalan söyleme. Peki Cemil Bey. Şimdi karşılıklı olarak sizin söylediğinizi o inkar ediyor. Onun söylediğini siz inkar ediyorsunuz. Siz başka bir şey gördünüz ve bu böyleydi diyebileceğiniz somut bir şey var mı bize anlatacağınız? İnci Hanım. Evet. Kurban olayım bak. Estağfurullah. Bunlar bu ekrana çıktı çıkalı yalan söylüyorlar. Yalan. Yalan söylüyor. Ne görmüşsün onu bir anlatırsın. Evet. Hepsi söyle. Yalan söylüyor. Siz ne gördünüz Ramazan, siz Cemil Bey? Ramazan da yalan söylüyor. Cemil Bey siz ne gördünüz? Yani o süreçten sonra neye şahitlik yaptınız? Bir onu anlatırsanız yalan söylediklerini değerlendiririz sonra. Siz ne gördünüz? Ya şimdi benim evimle bu Kalaçoban'ın evinin arası 20 metre. Tamam çok benim güzel. İki tane pencerem. Evin oturmuş olduğum evin iki tane arka penceresi. Göz göze geliyoruz. Onlar orada ne yapıyorsa göz göze geliyoruz. Çok yakın 20 metre yani. 20 metre evet. Ne yakın. Gördünüz? Evet gösterebilirim yani. Tamam çok güzel. Ne gördünüz? Ya ne göreyim? Biz evini gösterdik. Sen göstermeni zannetme. Biz evini neyin bir dakika, neyin Adem, olduğunu bir gösterdik. Adem Bey evi gösterdiniz 20 tamam. metre diyor zaten de o evinden ne görmüş onu bir anlatsın bize. Havlunun içinde kızıla Adem dinliyordu. Elini boynuna attı. Ben bunu gözlerimle... Bir saniye. Avluda... Ha, üzerinde bak, Adem'in... Üzerinde Allah var kardeş. Doğru konuşacaksın. Üzerinde Allah var. Allah bir var. Aileye hakaret edemezsin kardeş. O kızın da anası babası var. Kardeşleri üzerinde var. Üzerinde Allah var. Doğru konuşacaksın. Doğruyu konuşuyor da doğruyu. Ha.
Şimdi herkesin çoluğu çocuğu var. Kardeşim. Bir dakika, hangi gün görmüş onu? Adem Bey, bunu bir saniye. Adem Bey, bu çok önemli bir iddia ama bakın ismiyle, cismiyle kendini saklayan birinden bahsetmiyoruz. Yani evi belli, ismi belli ve diyor ki ben diyorsunuz. Evet. Adem'in elini döndünün boynuna attığını gördüm. Ne zaman gördünüz bunu? Ne zaman gördünüz bunu? Buyur. Ne zaman gördünüz? Kaybolmadan önce mi? Bir anlatın. Ne? Kaybolmadan önce efendim. Kaybolma. Kaybolduktan sonra nerede bulundu? Ne kadar önce yani? Ne kadar önce? Cemil Bey o anlamda soruyor. Valla aşağı yukarı bunların lafı çıkalı 20-25 gün içinde oldu bu olay. Sonra dedikodular. Ya bu köy bağlanmış olsa bunlar oraya çıkıp da konuşamaz. Cemil Bey. Bu köy bağlanıp söylese konuşamaz. Cemil Bey kaç defa gördünüz? Yani siz şunu söylüyorsunuz. Bizim pencerelerimiz birbirine bakıyor. Ben 20 metre mesafede pencereden onların avlusunu yani bahçesini görebilecek, net görecek pozisyondan bir defasında Adem döndünün boynunu eline atmıştı. Çok samimiydiler. Bunu söylüyorsun değil mi? Evet efendim. Peki kaç defa gördün böyle? Ben bir defa gördüm efendim. Peki elini boynuna atmazken normalde gelip gitmesine şahit misin? O normal gelip gidiyordu eve canım. O eve günlük peki, gelip gidiyordu zaten. Peki günlük mü gelip günlük gidiyordu? Gelip gidiyordu. Günlük gelip gidiyordu. Kız oradayken, ev oradayken. Pekala evde başka kimse var mıydı? Mesela gelip gittiğinde Adem evde yalnız mı olurdu? Eşi Mümine de evde olur muydu? Yok ben Mümine'nin geldiğini görmedim şimdi yalan söylüyorum. Mümine'yi evde görmediniz yani. Adem'le ikisi tek miydi? Hayır ben Mümine'yi evde görmedim. Adem'le ikisi tekti. Doğru mu? O öbür evdeyken gelip gidiyordu. O benim gördüğüm yerde gelmiyordu. Öbür eve... Cemil Bey, Cemil Bey şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bu elini boynuna attı derken yani böyle sarılmak anlamında mı attı yoksa boğacak gibi mi attı? Sayın hocam, avukatım şimdi bir erkek bir bayanın boynuna böyle koluna atarsa ne maksatla atılır? Yani sarılmak maksadıyla böyle boğmak maksadıyla bir el atma değil veya kızıp böyle boynundan tutup sarsmak değil. Sanki ben öyle yorumladım. Sarılmak maksadıyla. Evet böyle elini boynuna atmışsın. Kızı sevinmek, burada kızı sevmeye meydana geliyor. Ve günlük olarak Adem Bey oraya gelip gidiyordu diyorsun. Günlük Cemil olarak Bey. Geliyordu. Bir ve köylü de bunun dedikodusunu o zaman yapıyordu diyorsunuz öyle mi? İnce Hanım, bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben diyor bunlara çok yardım ettim diyor, çok. Evet. Ya niye yardım etmiş? Bunun hali vakti kendi yağıyla, düzüyle kavruluyordu. Yok yem getirdim de. Hayır traktörü vardı. 2000'lik traktörü vardı. Niye yem getirdin? Biz yok demedik evet abi. Yani kesinlikle traktörler burada yok bu yalanı da söylüyor. Hayır Adem Bey benim şunu soruyorum. Yanımda oturdular. Yanımdan kalktık gittik beraber. Cemil Bey şunu soruyor Adem Bey. Buyurun. Nasıl bir yardımda bulundunuz? Yani yardım ettim evet. Diyorsunuz ama mesela ne yaptınız? Hali vakti yerindeymiş aileniz. Ben zaten. Mi? Nasıl bir yardımda bulundunuz? Abicim, ne yapayım? Elimden geleni yaptım. Mesela ne? Elinizden gelen neydi? Abi ne yaptın ya? Neydi elinden gelen? Kardeşim işlerine gittim. Yemlerini getirdim. Daha ne diyeyim ya? Bunu soruyorum. Bunu soruyorum. Yalnız eşe bunu hep eşe hanım attı mı bilmiyorum da eşe bunu hep reddetti. Yem falan getirmedi diye. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yemmen getirmedi. Eşe o zaman yoktu. Eşe bana diyen peki, yalan Adem söylüyor. Bey, ne olayda yoktu. Adem Bey eşenin Cemil ben Bey diyor ki. Geldiğini hayatta görürüm. Cemil Bey'e sorar mısın ona hangi evdeymiş? Bir öbür evde gördüm diyor ya. Hangi ev Cemil Bey? Söylesin. Yormazların evinde. Hanımın da geliyordu. Yormazların evinde. Yormazların evinde oturuyordun. Yormazlar ev derken? Ya derken? Orada oturduğumu ben kesinlikle hatırlamıyorum. Sen biliyor musun bahsettikleri evleri bayram? Hatırlamıyor musun? Sen Ziya'nın evinde oturdun abicim. Lan ben Ziya'nın Cemil evinde abi, oturdum. Bir şey soracağım. Kızgilde, Yormazların evinde oturmadın mı Kızgilde? Doğru. Doğru Ziya'nın evinde oturdun evet. Bak orada benim evimi görme şansım var mı oradan? Yalan söyleme yalan. 80 milyonun önünde yalan söyleme. Ben yalan söylemiyorum abi ben sana soru sordum. Adem Bey bir şey soracağım. Günlük olarak gelip gidiyordu evet. Diyor. Siz de işte evet, birkaç kere abi. Gidip geldiğinizde her seferinde yem mi götürüyordunuz bu eve siz? Evet inkar etmiyorum abi gidip. Hayır İnce Hanım. Yem mi götürüyordun? Yem bu kadar sık yalan. Bir kere de her seferinde bir paket mi götürüyordun anlamadım. Yok.
Yalan söylüyor. Yılmaz davası yalan. Hayır ablacığım, ne alakası yalan var yani? Mümine. Mümine Hanım, bir şey soracağım size. Mehmet Bey'e söyleyin. Teşhisi ben yaptırayım. Eğer ki derse ki yalan söylemiş, yalan söylüyor derlerse her şeye kabulüm. Mümine Hanım, bir şey soracağım. Teşhisi yapalım tamam, burada. Tamam Cemil abi, her Cemil şeye kabilsin. Pekala, bir dakika. Adem dakika, Bey, lütfen. Bir izin ver. Ben Mümine Hanım'a lütfen bir dakika, soracağım. Bir dakika. Söyle hadi 2 dakika. Tamam, sen sözünü bitir abla, ben de söyleyeceğim, evet. Mümine Hanım, bakın bunu dün de sordum, siz net bir cevap vermediniz ama artık buna bir anne olarak, bir insan olarak, bir hepsinden de öte bir kadın olarak gerçekten dürüstçe cevap ver lütfen. Kocana bu eve gitme dedin. Bütün köy konuşmuş. Bak köylü 17 sene sonra yani ismiyle birlikte diyor ki ben onu işte elini omzuna atarken gördüm falan, detaya girmek istemiyorum. Her gün oraya gelip gidiyordu diyor. Sen kulağına gelenlerden rahatsız oldun bir kadın olarak ve gitme dedin eşine. Kıza da rahatsız oldun, 17 yaşındaki kız evine gelip gidip banyo yapıyor, gelme dedin, geldi. Ya bir yeni de doğum yapmış bir kadın o psikolojiyle. Sen döndüğü kıskanmadın mı yani, hiç mi tartışmadın bu adamla, ne yaptın? Niye kıskanayım da? Kıskanma dediğin kelimeyi anladım. Gerisini anlamadım dediğin kelimenin. Yani bir şeyden rahatsız oldun. Dinliyorum, buyurun. Duyurun. Yok. Hayır, hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Telefon mu? Telefon mu yoksa Cemil söyle. Bey, gittiyse ben sorabilir miyim Cemil buyurun Bey? Buyurun Adem Bey, buyurun. Alo. Adem Bey bir şey söylüyor. Adem bana Bey mı soruyorsun abla? Sen bir şey söylemek peki, istiyordunuz abi. Ya buyurun söyleyin. Cemil Bey daha önceki iddialarda demişti ki Ramazan'ı ben evin altında gördüm diyor. Şimdi ne diyor? Ben başkasından duydum diyor. Değil mi ablacığım? Ya söyleme orada. O da yalan söyleme. Ben gördüm demedim bak. Altında ne yaptınız dedim bak. Akıllı. Ama daha önceki kelimede iddia ediyordun abicim gördük diye. Adem Bey. Cemil Bey'in nasıl bir şey olduğunu ben biliyorum. Şu anda ben iddia ediyorum ki bak. İddia ya diyorum bak. Ve kanıtım da var. Sen bunlara bu 2000 yılında silah çektin mi çekmedin bu adamlara? Ya bir saniye. Yalan söyleme. Osman karınca öldürmemiştir şu ana kadar. Karınca öldürmemiştir. Nasıl o hakareti yapıyorsun o adama? Ben Osman'ı karıştırmıyorum. Ben seni konuşuyorum abiciğim. Osman'a ne alakam var? Ben seni İspat konuşuyorum. Sen. Senin her konuştuğun yalan orada. Her Cemil Bey. İspatım var abiciğim. İspatım var. Sen bunlara silah çekip de babasını, rahmetli babasını, kafasını yardığını. Adem Bey yani, peki. Niye sarılıyorsun yani bunları? Ya bir saniye, bir tek tek konuşur musunuz? Adem Bey bir saniye. Cemil Bey bir saniye. Cemil Bey'in döndünün babasına silah çekmesiyle döndünün kaybının bilgisi var mı? Olabilir Adem abicim. Bunların elin altından çıkmış olabilir. Çünkü bunun kavga çekti, silah çekti bunlara. Hepimizi vuracağım dedi. Bir saniye, bu silah çekmesi neyle ilgili? Yer kavgası diye tahmin ediyordum. Ne zaman oldu bu? O 2000'li yıllarında. Bak, döndü kaybı olmadan 2 sene önce. Döndü kaybı olmadan 2. Tamam, bunu inkar etmiyorlar zaten ama bunun kızın kaybıyla bir ilgisi yok. Abi, ama bir tanık daha var. Evet, Adem Bey evet. Bir telefon var, arkadaşlarım uyarıyor, onu almam lazım yayına. Bu konuyla ilgili birisi konuşmak istiyor. Bu arada bakın neydi köyünüzün ismi? Yeşiltepe Mahallesi. Kaybolduğu yer mi? Evet. Yeşiltepe. Yeşiltepe'de bizi izleyenler birazcık cesur olun lütfen, ne biliyorsanız anlatın, boşu boşuna insanlar zan altında kalmasın, suçlu da varsa, gerçekten biri bu kıza kıymışsa böyle aranızda dolaşmasın her kimse o. Ben kimseyi suçlayarak söylemiyorum ama 17 yıldır niye susuyorsunuz Allah aşkına? Birisi var bağlanmak isteyen, o neler söyleyecek hemen alalım yayına. Alo merhaba ablam. Merhabalar, buyurun. Dinliyorum ablam sizi. Bu ben köylü soruyorum, bu döndüğü Ramazan Adem'in köylü soruyorum ben. Evet. Bu Adem'le Ramazan daha önce 2000'li yıllarda bu kız çocuğunun evine çok sık gidip geliyorlardı. O arada köyümüzde şey çıktı, ses öyle dedikodu çıktı. Dediler ki Ramazan'la Adem bu kızı kullanıyor dediler. Yani ben bir köylü olaraktan ismimi de vermek istemiyorum ama sen söyle, zoruma gidiyor, bu şey aydınlansın. Ramazan'dan Adem'in elinin altında bu kız. Ya öldürdüler,
ya da bir yere sattılar ablam. Yani köyde bunu herkes biliyor mu? Böyle mi konuşuluyor? Ben anlamadım. Evet abla, köyde herkes biliyor bunu. Bu şekilde biliyor. Peki siz hiç onları gördünüz mü? Abla ben onların evine sırt gidip geldiklerini gördüm. Evlerine gidip geldiklerini gördün. Gidip gelirken evet. Yani gidip Ramazan Radim'in yanında Mümine Hanım var mıydı? Evet abla, kırmızı bir kitap vardı. İspatlayacağım ablacığım. İkisinin ortasına bildirikler de kızı. Ramazan kim ve Adem... erkek gibi çıkıp konuşacak. Yani ismini yayında herkes paylaşmak istemese de o isimler bizde var Adem Bey. Bunu bir kere bir size söyleyeyim. Bağlanacak ama ablacığım, ismen de şey isim olarak da Cemil Bey ismini de saklamadan telefonda. O da aynı iddiada bulunuyor. Ablam. Yani ben hatta ki... İsmini verecek, isim vermemezlik olmaz. Ya bizim İlci abla. Efendim. Verecek ve kanıtlayacak. Abla, diyecek ki şimdi, böyle Cemil abiyi de tanırım. Bak çok iyi tanırım. Meslek yaptığı için ismini açıklayabilir. Ben de Allah'tan başka kimsenin korkmam, ismimi açıklarım. Ama bir yönden açıklamıyorum. Benim çalıştığım yer devlet kurum olduğu için açıklamak istemiyorum abla. Peki o zaman bir sorum daha var size. Şimdi Cemil Bey'in de söylediği ve muhabir arkadaşım Mehmet'e de köyden bazı insanların anlattığı bir durum var. Yani döndü kaybolduktan sonra Mümine Hanım'la kocası Adem Bey arasında bir kavga olduğu ve Mümine'nin evine gittiği, hatta Cemil Bey de biraz önce dedi ki kayınbiraderleri araya girdi, tekrar barışıldı, Mümine Hanım geri geldi dedi. Aynen, bunu biliyor musun? Aynen doğrudur abla. 5-6 ay böyle küs kaldılar, büyükler araya girdi, ondan sonra da geri getirdiler. Mümine, bütün köylü size karşı bir olmuş, yalan söylüyor o zaman. Böyle dedikoduyla olmaz, Mümine. İspatlı olacak bu, her şey ispatlı. İşte tanık bir ispattır zaten. Adem, tanık beyanı hukukta bir ispat aracıdır. Şahit bunlar abi, işte. Tanıksa ismini versin, çıksın kardeş. Yahu karşımıza çıksın. Önemli bak, değil ki ismi. Önemli olan neye şahitlik yaptı. Yani herkes sizin bu mesele... Nasıl önemli değil abicim? Ben ne bileyim bu Adem, adamların bu adamı tutmadığını, paralel tutmadığını, Adem, konuşturmadığını herkes nereden bilebilirim abi? Kayıptan sonra Mümine'nin evine gittiğini söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Başka bir sebepten kavga etmiş ve gitmiş olabilir. Bunu söyleyeyim, bunda ne var ki? Abicim ben de diyorum ki ne? İspatlayacak diyorum. Bu girdiğine telefonla konuşmayla olmaz. Nasıl ispatlayacak? Köyde yani, kamera mı var Adem? İspatlayacak falan. Da bir dakika ya. Köyde kamera mı var? Neyle ispatlayacaksın? Ya abicim var çıkıp karşımıza çıkıp... Adam ifade veriyor, beyan ediyor. Konuşacak. Adam beyan ediyor, beyan. Diyor ki ben gördüm diyor. Ne bileyim diyor. Ben bu adamların onların paralel tutup konuşmadığını... Kim parayla tutabilir? Kim parayla tutmuştur Adem Bey? Onlar da parayla tutup konuşmadığını söyle. Adem Efendim? Bey kim parayla Alo. Tutmuştur? Alo. Adem Bey kim parayla tutabilir? Bu eşe tutmuş olabilir ablacığım. Eşe tutmuş abla, olabilir evet. Evet abla, eşe tutmuş alo. Olabilir. Buyurun buyurun. Çıkıp konuşacak, ispatlayacak ki ablacığım. Biz buyurun. De her şeyden kurtulacağız. Alo. Rahata buyurun, kavuşacağız. Adem Bey bir izin ver. Evet buyurun. Hattaki seyircimiz. Efendim. Allah'a çok şükür tamam mı? Kimseden paraya da ihtiyacım yok. Ben Allah için varım burada tamam mı? Allah için söylüyorum. Ha benim kimseden bir menfaatim varsa benim 5 tane kimseden 1 milyon talebim de yok, olmadı da, olmaz da. Siz diyorsunuz ki bakın bu bilgi birkaç farklı yerden geldi bize. Sonuçta da Mehmet bunu öyle bir tek kişiden duyarak muhabir arkadaşım paylaşmaz. Birkaç kişiden duyduktan sonra, teyit ettikten sonra bilgiyi o da yayında paylaştı. Mümine ile Adem Bey kavga etti, döndü kaybolduktan sonra Mümine Hanım evine gitti diye. Öyle değil mi evet, Mehmet? Abla, önce bir Mehmet doğru. Paylaşsın tekrar bunu bize, bir anlatsın duyuyorsa Mehmet beni. İspatlayacak abla bana. Bir saniye. Mehmet bunu duyarak bize muhabir arkadaşımı sahada yaptığı çalışmayla anlattı. Cemil Bey bağlandı. Cemil Bey araya insanlar girdi. Kayınbiraderleri girdi. Barışıp tekrar Mümine evine geldi dedi. Şimdi hatta bir seyircimiz var. Yayında paylaşmak isteyen. Ya bir izin verir misiniz Adem Bey? Bir saniye ya. Bir saniye ya. Bir saniye. Şimdi hattaki seyircimiz ismini burada söylemese de ekip arkadaşlarımda ismi var. 6 ay diye süre bile veriyor. 5-6 ay kaldı diyor. Şimdi bunlar bunu beyan ediyor. Siz diyorsunuz ki ispatlasın. Peki siz de kavga etmediğinizi, eşinizin evine gitmediğini, küsmediğinizi nasıl ispatlayacaksınız bize? Ben ispatlarım. Köylüye komple sorabilirler. Bak ablacığım bana değil. Tamam, köylüye ben de sorsunlar. Köylü söylüyor zaten abi. Zaten. Köylü söylüyor zaten. Bak şu an konuşan köylü. Hani senin ispatın köylü ya.
Bak şu an köylü konuşuyor. Bak köyden birileri konuşuyor. Bak. Babasının adını da söylüyor. Tamam ispat işte. Senin dediğin ispat buysa bu işte. Değil mi? Bunu karıştırıyor olabilirler mi? Yok abla, yok. Mümine Hanım. Bunlar kavga, biz kaçtıktan sonra bunlar kavga ettiler. Avru eşiyle ayrılma noktasına geldiler. Büyükler araya girdi, geri döndürdüler. Alo, İnce Hanım bağlanabilir miyim telefona? Evet, sana soruyorum zaten Mümine Hanım. Alo. Ümmü Hanım, kaç... Mümine Hanım, kaç tane erkek kardeşiniz var? Ben asla doğum yaptıktan sonra ben annemin kapısına gitmedim. Kaç erkek kardeşiniz var? Asla gitmedim. Kaç erkek kardeşiniz var? Duyuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'e de el basarım. Kaç erkek kardeşiniz? 6-7 tane erkek kardeşiniz varmış. Hani o kayınlarınız kocanızı sıkıştırmış ya köylüler diyor. Acaba kocanız döndüğü kaçırdı da gene kayınlarınız mı müdahale etti? Ondan mı çıktı kavga? Onun için soruyoruz. Sizin kayınlarınız nerede, köyde mi oturuyorlar? Hayır. Hiç, hayır öyle ben konu geçmedi de ne dövüştüm ne çekiştim ne de kardeşlerim evime geldi. O bir yalan. Yalan üzerine gidiyorlar bakalım nereye kadar gideceklerse. Çıkacak, ispatlayacak abim böyle. Peki böyle bir yalanı yalan. Niye uyduruyorlar Mümine Hanım? Ne çıkarları var bundan? Ben anlamıyorum ki vallahi İnce Hanım. Yemin çekerim ki yani, anlamıyorum bu milletin işini. Gerçekten o zaman, anlamıyorum. Mümine Hanım acaba köyde sizi sevmiyorlar mı yani? Sizinle bir alıp veremedikleri mi var bu kadar insan konuşuyor aleyhinizde? Ablacığım niye biliyor musun? Biz bunlara gidip geldiğimiz için kız kaybolduktan sonra bu dedikodu böyle devam ettik gitti işte ablacığım. İnce Hanım, beni dinler misin ne olursun? Dinliyorum. Ben bunların evine hani 4-5 sefer gittim geldim ya. Evet. Evet. Bunlara ben yaptığım iyiliğin karşılığı bana kötü döndü. Mümin Hanım sizin gidip gelmeniz değil sorun. Adem keşke Bey'in gidip gelmeniz. Ya. Adem Bey'in yalnız orada siz bunu bence hayır, çok iyi anladınız da. Siz kendiniz kocanıza o eve gitme demenize rağmen bir şeyden rahatsız oldun ki sen bunu dedin. Senin evet. Kocan seni dinlemedi ve gitti o eve. Hayır milleti... Sen kocana şunu hiç sordun mu bir kadın olarak? Ya bak olarak. Hele kız kaç evladın sonra Mümin ben Hanım? Bu... Mümine Hanım kocan yanında. Efendim? Şimdi bir kadının evine gitse evet. O kadın da senin evine gelmeye devam etse. Döndüğü unutalım. Gitme o eve Adem. Evet. Köylü dedikodu yapıyor rahatsız oluyorum desen. Adem gitmeye devam etse ne yaparsın? Hı. Ne yapar? Hiçbir şey de yapabilirim. Gidiyor. Kadına yani da şey diyorsun yapamam, ki. Ne yapabilirim ki? Hiç dönüp bir şey demez misin? Gider. Hiç dönüp yani eşin diyorsun ki herkes dedikodunu yapıyor bu kadınla. O eve gitmeni istemiyorum. Madem senin eşin seni evet. Bu kadar seviyor ikide bir bunu söylüyor. Senin dediğine değer vermiyor mu ki dinlemeden gitmeye evet. Devam ediyor? Git. Ya akrabam değil mi? Gidebilir akrabam. Ya akraban gidebilirse sen o zaman ona gitme Adem demezsin zaten. Onu soruyorum Mümine. Niye anlamazdan geliyorsun? Akrabansa ve rahatsız olmuyorsan... Hayır olmuyorsa... Anladım sen dediğini İnce Hanım. Sen evet. Benim dediğimi anlamıyorsun ya. Ben yok. Sana ne diyorum bak. Benim akrabam, eşim de gider, ben de giderim. Tamam Mümine bunda hiçbir problem yok. Çok güzel ha, söylüyorsun. Anladın ha. Değil mi burayı? Tabii ki çok güzel. Bu çok doğru. Bunda ha, hiçbir tamam. Lazım yok. Ama sen... Hayır, tamam be. Akraban ben sana olan, tamam buraya kadar lütfen dinle de bak bunu çok net anlıyorsun. Sen gayet de akıllı bir kadınsın ha. Ve bunu anlıyorsun ha. Aslında ama cevap vermiyorsun bir türlü kaç gündür. Akrabanın evine gitmesinde hiçbir sorun yoksa kocana gitme o eve demezsin. Sen bunu dedikten sonra kocan o eve gidiyor. Ve o kadın da senin evine gelmeye yani devam ediyor. Yani. Bunu soruyorum ben sana. Evet. Yani ha, burada yani bunu diyen bir kadın... Bunu diyen bir kadın bu kadarla durmaz. Hı. Sen belli ki kocanı ya kıskandın ya bir şeyden çok rahatsız oldun bir kadın olarak. Ve şu anda da bunu sanki anlamaz gibi davranıp birini koruyorsun tamam, yani. Bu koruduğun kişi Adem Bey ya da başkası. Yazıklar olsun be akrabasınız yazıklar olsun size. Adem Bey eşine soruyorum. Yani, şimdi dinler misin beni? Dinliyorum Emine Hanım. Tamam işte bak şimdi beni dinler misin? Eşim ben bir insana kıskanmam. Bu bir. Ben kıza gelme dedim, kız kendi geldi. Millet dedikodu yapar diye gelme dedim. Aynısını eşime de uyarı yaptım. Peki... Ne var bu konuda anlatana? Ben anlamıyorum ki siz dediğiniz kelimeyi. Üstten baktığınızda... Bir şey yapmaya gerek yok. Yani Mümin Hanım bu şekilde yorumluyor olayı. Yani döndü
İlgi döndü, ilgi duyuyordu herhalde değil mi eşinize? Böyle bir dedikodu da vardı. Döndü. Alakası yok abi. Adem'e ilgi duyuyordu diye bir dedikodu da varmış. Çünkü biz durduramadık dedi alakası eşe de. Siz fark ettiniz bunu mi? Fark ettiniz mi? Yani ben orayı duymadım. Yok yok, döndüğünün bir ilgisini fark ettin mi? Yani bir olabilir sonuçta, o yaşlar tehlikeli hayır yaşlar. Hayır hayır. Döndüğünün Adem'e karşı bir ilgisini. Evet anlıyorum dediğini. Fark ettin mi böyle bir şey? Sen akıllı birisin, fark etmiş olmalısın yani bunu. Hayır hayır, fark etmedim hocam, fark etsem zaten gelme derim. Tamamen kovarım evimden. Tamam, yani herhangi bir ilgisini, alakasını, bir bakışını fark etmedin mi döndüğünün eşine kadar? Yok. Görmedim yani. Döndüğe, hiç de gördüm de dikkat ettim desem yalan söylerim. Döndüğe tam olarak nasıl dedim bu eve gelme diye? Ya bu kız biz hani benim orada kaldılar biraz ya, ne kadar kaldılarsa işte yani 40-45 gün diyeyim. Evet. O kadar kalmadı da yani o kadar diyeyim. Hı. O sırada baktım bir iki tane komşu geldi. Ben de o zaman doğum yapıktım. Evet. Dediler ki Mümine böyle böyle diyor millet dediler. Ne dediler komşuların mesela? Ben yeni doğum yapmış. Şey hani ben yeni doğum yapmış bir kadına komşuları gelip evet, ne dedi? Evet yeni doğum yapmıştım. Ne dediler sana? Döndüler Adem'in arası iyiymiş dediler. Evet. Bir de dediler ki döndü dediler şey, Adem kız döndüğü alacakmış dediler. Bu kelimeyi duydum. Komşuların sana yeni doğum yapmış bir kadına senin kocanın döndüğü arasında evet, ilişki var. Evet bunu dediler. Ve onu alacak evlenecek dediler. Sen peki yeni doğum yaptın, çok duygusal. Hayır, çok hassas demediler. Oluyor dediler insanlar. Dediler işte az önceki kelimeyi söylüyorum. Bunu gelip komşuların sana söyledi. Peki ne hissettin, ne yaptın? Bir şey yapmadım, ne yapabilirim İnce Hanım? Uyardım mi? Kızı da, adamımı da uyardım. Kızı nasıl uyardın sonra? Kızı nasıl uyardın? Kıza dedim ki, döndü, canımsın, gelme bak, sen daha çocuksun. Evet. Her şeyi anlaman, bilmen, evet. Millet dedikodu yapar dedim. Gelme dedim. O ne dedi peki, yani ne dedikodusu abla dedim, mı dedi? Dedim, eşime de aynısını uyardım. Yok, önce bir döndüğüyle ne konuştuğunu Mümine bir anlatırsan. Sen ona işte canımsın gelme millet yanlış anlar dediğinde ya, abla niye yanlış anlayacaklar evet, mı dedi? Ha, ne dedi? Dedim. Ne dedin tam olarak döndü ne dedi? Döndü dedim hayır ya, ben orası açık tam. Döndü dedim bize gelip gitme canımsın dedim. Hani gelip gidiyorsun. Evet. Millet de dedikodu yapıyor. Evet. Gelme dedim. O demedi mi abla ne dedikodusu dedim yani bu kelimeyi diye. Dedim. Döndü sana nasıl hitap ediyordu Mümine? Bana ne milletten dedi. Bana ne milletten dedi. Evet. Yani sonra bana ne milletten dedim kelimeyi. Ben de ne yapabilirim bir şey demedim. Hayır, bana ne milletten mi yani bana yok dedi yok yani. Abla öyle bir şey, öyle şey olur mu dedi mi yoksa bana ne milletten dedi kesti attı mı? Bana ne milletten dedi kesti attı. Kesti attı yani. Yok peki, böyle bir şey Mümine, dememiş. Bu arada döndü evet, sana abla evet. Mı diyordu? Döndü sana abla mı diyordu? Evet. Abla, evet evet sen abla ona dedi. Sen dedin ki buraya gelip gitme. Millet dedikodu yapıyor. O da bana ne milletten dedi. Sen evet. Yani benim senin kocanla ne işim olur evet, falan demedin. Evet. Kestirdi attı. Benim kocanla ne işim olur öyle bir şey yok abla dedi, demedin. Ya de... Orayı dediyse daha hatırlamıyorum İnce Hanım. 17 sene evvelki kelimeyi soruyorum bu bana. Bu kadar senin. Canımsına kadar hatırlıyorsun ama. Peki bunu dedin ama sonra. Ama bak yani diyorum. Sonra ertesi gün döndü kapına geldi tekrar. Öyle mi? Evet. Peki demedin mi döndü ben sana gelme diyorum. Evet geldi. Ben sana gelme diyorum demedin mi bir daha? Dedim. Gene uyardım. Ne dedi annesine de dedim. Babasına da dedim. Anne babasını nasıl dedim. Uyardın? Anne babasını nasıl kardeşine uyardın? Kardeşine de dedim. Kardeşine de hangisine? Annesine dedim. Karı dedim bak. Hah. Emine karı dedim. Hah. Kızın bana gelip gitmesin dedim. Millet dedikodu yapıyor diye duyuyorum dedim. Evet. O ne dedi? Emine Hanım ne dedi? Dedim yani bu kelime yalan değilim. Arkasında duruyor bak dediğim kelimenin. Bravo. Kardeşine hangi kardeşine söyledi? Söylesin ablacığım. Mümine Hanım hangi kardeşine söyledin? O. Annesiyle konuştun başka? Orhan'a söyledim Orhan'a. Orhan'a söyledin. Orhan'a yalan. Bir dakika Orhan ne dedin Orhan'a? Lazım. Bir saniye. Evet. Ne dedin Orhan'a? Orhan'a da dedim ki... Orhan dedim benim kapıma gelmeyin... Millet dedikodu yapıyor dedim. Peki. Orhan o zaman kaç yaşındaydı?
Vallahi bilmiyorum orası kaç yaşında olduğunu. Yani Orhan senden kaç yaş büyük Bayram? 2000 yılında kaç yaşında olduğunu bilemiyorum. 2 yaş büyük yani o zaman o da 20 yaşında falan herhalde. O askerdeyiz o zaman. 21,5 yaşındaydı. Askerde diyorlar Orhan askere o zaman. Askere gidik değildi. Ben bu kelimeyi dediğimde askere gidik değildi. 2002'de askere gitti ablacığım Orhan. Peki, 2001-2002'de askere gitti Orhan. Daha askere gitmemiş olan genç bir çocuğa. Kız kardeşim benim evime geliyor kocamla evet. Dedikodusu çıkıyor istemiyorum dediğinde o ne dedi sana? Hiçbir şey demedi hoca. Vallahi İnce Hanım. Hiçbir şey demedi. O da bir şey demedi. Şimdi ben gene anlamadım Mümine. Anneyi uyarıyorsun. Köylü dedikodu efendim? Yapıyor. Kızını yollama. Babayı uyarıyorsun. Gencecik kardeşi uyarıyorsun ki bu kolay evet. Kabullenilecek yani. Bir şey değil. Ortalığı birbirine katabilir o. Ama bu kız yine senin kapına ya. Geliyor. Akrabamız ablacığım bu. Ya Adem Bey lütfen. Akraba, Adem Bey Adem dur. Adem Bey bunu herkes akrabalıkla ilgisi olmadan tamam burası devam etsin canım. Mümine Hanım bütün bu kadar uyardığın ve rahatsız tamam. Olduğun bir efendim. Kız. Kapına tekrar geldiğinde hiç mi kızmadın bu kıza? Yeter ya gelme buraya demedin mi? Hı? Ne alakası var abla? Ya kızmayın. Niye kızayım da kızmadım yalan mı söyleyeyim? Ya kızmıyorsan. Affedersin ne tuvaletleri vardı ne banyoları vardı. Allah aşkına rahatsız olmasan kızmadım. Annesiyle babasıyla. Kızmadım ben kalbim temiz ki bu kötülüğü görüyorum ben. Mümine Hanımcığım, kalbinizin temizliğiyle ilgili hiçbir iddiam yok. Sadece şunu efendim? Söylüyorum size. Anne evle konuştun, babayla konuştun, abiyle konuştun, rahatsız oldun da konuştun. Ve kız geldiğinde hala ona canım gelmedi dedi. Evet. Peki, Orhan Bey attı bu arada. Diyorum dedim dedim, çok dedim ama gene geldi gene geldi ne yapabilirim? Şöyle mi dedi sana, bana ne döndü, bana ne abla geleceğim ben bu eve mi dedi? Evet. Yani sen beni durduramazsın, ben yine bu eve gelip gideceğim mi dedi. Bak, ne alakası var ben şimdi durduramam. Adem Bey, Mümine Hanım'a evet, soruyorum. Evet, geldi gitti hanım, ha? İnce Hanım ben sana gelmedi sence, demiyorum. Mümine Hanım, bu gücü nereden alıyordu 17 yaşında bir kız? Anlamadım dediğin kelimeyi. Mümine Hanım, sen evine almamak istemediğin bir kız, ailesine de şikayet etmene rağmen kapına gelecek, ha? Hani yüzü derler ya toplumda, o gücü nereden buluyordu? Ha? Nereden bulup da o eve giriyordu? Kapıyı orasını. Kapat girmesin ya yani. Sen kovmuşsun ya. Kovuyorsun, kapıdan kovuyorsun, kız bacadan ya, giriyor. Bacadan kovdum. Kovuyorsun. Bak bak Mümine. Kapıdan kovuyorsun, bacadan. Bacadan kovuyorsun, efendim? Pencereden. Bu kız bir türlü sizin evden çıkmıyor. Oysa ki sen yaş itibariyle de, fizik itibariyle de ondan güçlüsün. Bir itmedin mi? Bir git diyemedin mi yani? Evet. Diyemedin mi bunu yani? Kız bir ya, türlü bir türlü vazgeçmiyor sizin evden. Hocam kovdum diyorum sana bak kovdum ya, git dedim. Kovdun gelme da Mümine kovdun dedi. Öbürsü gün niye gelirim kovmadın? Gelirim ben ne oluyor millete dedi ya. Hayır hayır tamam da öbürsü o gün geldi. O gün de kovdum. Abicim gene kov bir daha geldi gene kov. Kapıyı kilitle. Alma içeri kimsin de niye alıyorsun içeri? Zaten dedikodusu çıkmış kocandan. Ne, benim niye üç eve, tane küçük çocuk. Niye eve alıyorsun ki? Üç tane küçük çocuğum var üç tane üç tane. Çocuğunla bunun ne yardımcı ilgisi mı oluyordu yani? Ben ya, içeri dışarı çıkıp söyle. Girip çıkıyorum. İş çocuklarımla ilgileniyorum. Nasıl açmayayım kapıyı ya? Bir saniye hani, şey söyle. 2000 yılında bir tane çocuğum yalan var. Yalan söylüyorum. İki tane, iki tane. Bir dakika. Üç tane çocuğum var. Üç tane. Bizim ya, bizim Köserelli köyünde oturduğumuzda senin kaç tane kızın vardı Ümmü'ne? Bir dakika. Üç tane mi? 2000 yılında iki tane. Yok. Söyle. 2000 yılında iki tane kızı mı vardı senin Adem? 2000 yılında yok mu? He? Bir Esma vardı bizim buyur. Köyde kaldığımız sene. Yalan mı? Bir de Ebru vardı 2000 Ebru yılında. Yoktu. Ebru yoktu. Eşin hamile kalmıştı. Gebeydi. Biz güverek değil. Sene bunu 2002'de bayram, kız kaçtıktan bayram. Sonra bak. Senin hanımın ikizlere doğum yaptı. Doğru mu? İkizlerim oldu. Doğru mu? Kız kaçmadan. Kız kaçmadan evet. Kız kaçmadan 20 gün önce falan doğdu. Ben yalan mıyım burada? Bayram. Ben yalan mıyım? Beni dinliyorum abicim. Bayram. He? Yani yok, şurada bayram. Şu. Beni dinliyor musun kardeş? Evet dinliyorum ben. Ha şimdi bak gelelim. Ben 90'da evlendim. Ya ben 90'da ve evlendim. 2000'de evlendin demiyorum. 97'de benim esmem oldu kardeş. Kaç? Bak. Adem bir Bey. Dakika. 90 bayrama izah ediyorum. Ha. Bir saniye. 97'de şimdi benim esmem oldu. 90 değil. 2000 senesinde. Sen kızın daha oldu. Kaç tarihinde doğduğunu bilmiyorum. Kaçta doğdu Esme? Abi Mümine. Gel kimlikleri vur. Hayret bir şeysin Bayram Mümine kardeş. Hanım, ya 2000 yılında, bak, 2000 yılında benim Ebru'm doğdu.
Biz köyde 2000 senesindeydik. Konuyu dağıtmayalım da. Konuyu dağıtmayalım da ama şuradan şunu anladım ki o çok hassas bir dönemdir. Abla açıklama yapıyorum bak. Bayram tamam, açıklama yapıyorum tamam. Şimdi. Çocuklarınızın hani bayram yaşını... sorsun, sorusunu bana sorsun tamam, bayram. Evet. Çocukların yaşını en iyi sen bilirsin. O kimlikleri de gösterirsin Mehmet'e. Zaten o da çözülür. O ayrı bir konu. Dağıtmayalım evet, konuyu ama önemli 97'de olan şu... Esmem oldu. Tam, 2000'de olsa... Ebru'm oldu. Onları lütfen sonra Mehmet Şahin'e gösterelim ama konu şu. Lohusalık döneminde olan bir kadın. Duygusal olarak en hassas olduğu günler. Hamileliğin son günleri, doğum yaptığı dönem. Kocasıyla ilgili komşular gelip ona kocan seni aldatıyor. Ayrıca da o kızı döndüğü alacak diyor. Kocasını uyarıyor gitme diye. Kocası gitmeye devam ediyor. Kızı uyarıyor gelme diye. Kız da gelmeye devam ediyor. Bana ne diyor? Yani acaba kocası mı gelsin ne olacak ki dedi ona. Adem mi dedi sana gelsin döndü ne olacak diye Mümine. Onun zoruyla mı gelip gitti bu kız eve? Hayır hayır. Oradan ne alakası var onun ya? Peki Orhan'a söyledim dedin yok, ya. Yok. Döndüğün... Eşim tarlaya gidip geliyordu sürekli. Orhan'a döndüğünü abisine de gittim konuştum dedin. Benim evime gelmesin bu kız köylü dedikodu yapıyor diye. Orhan da şu anda telefonda döndüğünün abisi Orhan Bey. Orhan Bey duyabiliyor musunuz? Evet. Sizinle böyle bir konuşma yaptın mı Mümine Hanım? Tamam. Yok ablacığım bunu daha yeni duydum ben. Hayda Mümine Hanım. Şimdi Orhan ya Adem Bey Mümine Hanım'a soru sordum da o verse cevap. Orhan şimdi bak. Mümine Hanım konuştum şimdi dedi ya. Şimdi Orhan bağlandı değil mi abicim? Adem ha, Bey. Şimdi. Adem Bey. Ben size söz vereceğim ama Mümine Hanım ben evet, konuştum ablacığım. Dedi ya. O yüzden evet. Mümine Hanım cevap versin izin verirseniz. O konuştum dedi bana, çünkü. Abla bana bak bana diyorum ki ben tarihlerle konuşacak. Bana yani şöyle şöyle demeyecek. Tarihlerle konuşacak ki ben de buradan her şeyi aydınlatacağım. Tarihlerle evet, konuşacağız. Bu işi beraber çözüp Adem beraber Bey, şey yapacağız. Adem Bey eşiniz dedi ki ben evet, döndünün evet. annesiyle evet. de konuştum. Tamam. Babasıyla da konuştum. Abisi Orhan'la da konuşup. Evet. Döndü bizim ondan evimize benim gelmesin haberim dedi. Yok abi. Evet, tamam evet, Mümine Hanım bir anlatsın. Yok. Ne zaman ha. diyor. Benim tamam. haberim yok. Ha, tamam Mümine cevap versin o zaman. İzmir. Ondan benim haberim yok abla. O olaydan benim haberim yok. Evet. Sorar mısınız Orhan benim merdivenim ağzına gelip de bacısıyla, annesiyle, babasıyla benim kapıma gelmem dedim mi, demedim mi? Bu kelimeyi bir sorar mısınız Orhan Bey'e? Duyuyor seni şu an zaten Orhan Bey. Anlamadım ablam bir daha alabilir miyim? Kapısına gitmişsiniz de orada kapısında söylemiş size. Abla abicim söylemedi o yalan o yalan. Orhan ben dinledirme ha. Dedi kelimenin arkasındayım gerek, ben. Gerek yok gerek yok Orhan abi. Ya ben duymadım diyorum bana bak. O kelimeyi duymadım. Birkaç kelimez var. Mümine Hanım bak, sen aha. Orhan Bey'le oğlum yalan söyleme gerçeğini söyle gerçeğini. Mümine Hanım nerede konuştun Orhan'la? Ama ben duymadım diyorum. Merdivenimin ağzında konuştu. Duymadım diyorum. Merdivenimin ağzında konuştu. Yalan söylüyor. İddia etmiyor. Adam duymadım diyor. Ben ona iddia etmiyorum. Evet, duymamış olabilir. Peki Orhan Bey ile Adem Bey siz hiç konuştunuz mu? Adem Bey'le ben önce konuştum. Biz köydeyken konuştuk ben yani orada. Ben 20-20 gün süreçte, 20-25 gün süreçte konuştum. Ne konuştun? Yani mesela öyle fazla değil işte evine gidip geldik başka bir şey yoktu ondan sonra zaten ben askere gittim. Bu dedikoduları sen duydun mu hiç Orhan Bey? Duymadım hiç duymadım. Hiç duymadın ama diyor yok. Ki kadın annesiyle babasıyla da konuştum onunla da konuştum diyor Mümine Hanım. Yok ablacığım ben gittikten sonra askere gittikten sonra o dedikodu çıktıysa bilmiyorum. Kaybolduktan sonra. Ben oradayken duymadım. Peki. Ben oradayken zaten o şeyler yapamazlardı çünkü. Orhan Bey. Kız kardeşi efendim? Kaybolduktan sonra Adem Bey'le konuştunuz mu? Yok doğru söylüyor adam. Yapamaz çünkü kimse kimseye dedikodu yapamaz. Evet doğru söylüyor. Anlamadım ablacığım bir daha alabilir miyim? Doğru söyleyen biri çıktı o zaman işin yalan söylüyor bu efendim? Durumda. Adem Bey. Orhan. Bir saniye durum da o zaman eşiniz mi yalan söylüyor? Orhan beni duyuyorum ablacığım. Diyerek. Bir reklama gideceğim de gitmeden ablacığım, şuna bir cevap adam alayım. Diyor, bak, ben duymadım konu. Diyor. Olabilir yani duymamış olabilir. Duymamış olabilir. Ben iddia etmiyorum ablam. Ben gördüm mü olayı Adem görmedim. Bey, biliyorum Orhan Bey. Bilmiyorum. Oh, ben şimdi çok Orhan. Orhan Bey kız kardeşin kaybolduktan sonra Adem Bey'le konuştun mu hiç? Orhan Bey kız kardeşin kaybolduktan sonra Adem Bey'le konuştun mu?
Konuştum ablacığım. Yani kız kardeşim kaybolduktan sonra mı? Evet. Kız kardeşim kaybolduktan sonra işlerine girdim ama bir ipucu yakalayabilir miyim diye girdim, sonradan çıktım. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz sonrasında. 2002'nin ocağında kayboldu kız kardeşiniz. Ama bir dönem işte bu evin yanında kaldıkları süreç 2000'li yıllarında 40-45 gün, belki de 2 ay kalmışızdır. Tamam. Olarak hemen Adem Bey'in evine bir 50 metre mesafe. Adem Bey'in evine de 45-50 metre, evet, o civarda yakın bir mevkide. Oradan farklı farklı yerlere gittik. O arada Ademgil yine gelip gidiyorlardı. Yani Adem Bey sadece 2000'de gelip gitmedi. Sonrasında da sizin evinize gelip gitmeye devam etti. 2001 yıllarında Karabucak, evet, mevkisinde kalmıştık. Orada, evet, da gelip gitti. Evet. 2002'de tekrar kış mevsiminde başka bir yere gittik. O, hı hı, huzur kentinin, evet, altında bir yere konduk. Sel olayısından dolayı, hı hı, dedik biz herhalde suyun içinde kalacaklar. Hı hı. Ben de hafta sonuydu. İzin aldım. Götürdük hayvanları çiftliğe. Evet. Çiftliğe gittik. 20-25 gün sonra 2002'de bu olay geldi başımıza. Yani evi işte sel yüzünden çiftliğe, evet, çiftlik, taşıdınız. Çiftlik biraz yüksek diye. Döndüğünün kaybolduğu yerde çiftlik. Evet, çiftlik. Adem Bey çiftlikteyken de gelip gitti gelip diyorsunuz. Gidiyordu, evet. Yani sadece 2000'de oraya gelip gidilmiş değil. Şimdi biraz önce reklam arasında da dedik, reklama giderken Mümine Hanım işte sizin annenize söylemiş, babanıza söylemiş, döndü bizim eve gelmesin, köylü dedikodu yapıyor diyor. Hatta ya köylü bize kadınlar. Bize niye işte söylememiş ama sadece. Ama abin Orhan Bey'e de söylediğini söylüyor ama Orhan da onu reddediyor. Ben duymadım diyor. Orhan böyle bir şey duysa sana söyler miydi? Söylerdi. Söylerdi. Orhan Bey hatta önce bir Orhan Bey'le Mümine Hanım'ın o konuşmasını tamamlayalım istiyorum. Mümine Hanım. Efendim. Orhan Bey Mümine, efendim, benimle Mümine benimle konuşmadı diyor. Önce bir ona sen bir cevap verir misin? Konuştum. Konuştum. Nasıl konuşmadım? Konuştum. Annesi de vardı, babası da vardı. Evet. Kız da vardı, Orhan da vardı. Konuştum. Kız da vardı. Nasıl bir konuşmaydı bu? Ya kıza da dedim ya, annesine de dedim. Kızınız bize gelmesin, millet dedikodu yapmaya başlamış dedim. Bu kadar. Dedim, kelimenin de arkasındayım. Mümine Hanım şimdi, ne zaman? Evine gidip konuştum diye anladım. İlk söylediğinde değil mi? Gidip Orhan'la da konuştum. Tabii Mümine ilk de öyle söyledi. Öyle söyledin. Sanki tek tek onlarla konuşmuşsun. Evlerinde de söyledim. Evlerinde de söyledim. Evlerinde de. Ayrıca Orhan Bey'le de teke tek konuştun mu? Evlerinde de söyledim İnci Hanım. Evlerine de gidip söyledin. Orhan böyle bir böyle teke tek bir konuşma, evet, yaptın mı? Hayır, öyle yapmadım. Onu yalan söylemeyeyim, yapmadım. Peki Orhan Bey diyor ki benimle hiç konuşmadı Mümine diyor. Nasıl konuşmadım ya? Merdivenin ağzına gelip de konuşan kim idi? Ne, tartıştınız mı orada? Yok, tartışma değil. Sadece insan gibi söyledim. Tekrar orada konuştunuzsa niye bir daha evinde gidip konuşma ihtiyacı hissettin? Dedim ya sana, millet dedikodu yapıyor diye hani söyledim ya böyle böyle. Yani bu dedikodu onun için söyleyeyim dedim. Bir daha söyleyeyim dedim. Gittiğinde kaç aylık gebeydin oraya? Gebeliğin ne kadardı? Nereye gittiğimde? Konuşmaya gittiğinde. Nereye? Konuşmaya konuşmaya sen gittim diyorsun ya merdiven ağzında. Doğum yapıktım, doğum yapıktım o zaman, doğum yapıktım. Doğum yapıktı, 20 gün sonra kız kaybolmuş. Loğusa nasıl gittin oralara konuştun? Ya doğum yapmışsın doğum sen. Yaptıktan zaten 40 sonra, gün hocam, Loğusa dediğin sonra. 40 gün çıkamaz doğru düzgün evden. 40 uçurmaya çıkılır. Ya hocam o zaman çok zorda kalmış ki gitmiş anlamıyor, demek dediğin, ki. Anlayamadım. Doğum yapmış kadın. Ya o zaman doğum yapıktı diyorsun da döndü, evet, zaten doğum sen doğum yaptıktan. Çocukların bir haftalıktı. Ha, bir hafta yani doğumu yaptın, bir hafta sonra bu işi, evet, konuşmaya gittin. Öyle mi diyorsun? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Bir anlamadım dediğini. Demek ki canı çok yanmış hocam o zaman. Bir hem haftalık olsa kadın, hayır, iki bebeğini bırakıp bunu konuşma ihtiyacı hissediyorsa. Yani fiziksel olarak da çok zor zaten. Bir haftalık lohusanın kalkıp bir yerlere gidip böyle bir konuşmayı yapması zaten zor. İkincisi canı çok yanmış. Bir de şöyle, şimdi Mümine Hanım bu tam böyle senin gebeliğinin, efendim, sonlandığı doğduğu sıralarda oldu. Şimdi en az bir 3 aydır, evet, karı koca ilişkiniz yoktu, evet, sizin. Komşular da geliyor ki siz zaten karı koca, evet, olamıyorsunuz. Senin de bir kocanın peşinde bir genç kız var dedi. Sen de daha
bir haftalık şey doğum yapmışsın, ona buna çatmaya gidiyorsun. Yani sen bu işi çok büyütmüşsün. Kime söyledin? Kendi ailene de söyledin. Adem'e de saldırdın. Yani niye şimdi bunları saklıyor? Yani ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz bu kıza. Saldırdım diyor. Bana saldırdın mı sen? Ben Adem'e saldırmadım ki. Ha. Kız döndüğe mi saldırdın? Adem'e saldırmadım. Orayı yanlış anlatmayın kelimeyi ya. Peki döndüğe ne yaptın? Döndüğe bir şey yapmadım. Sadece uyardım. Ya yapma Mümine Hanım, yani şimdi bu söylediğinde en ufak bir mantık, bir şey yok. Yani sana gelecek köylü kadınlar ya daha yok, hocam, bak. Yeni doğum yapmışsın. Kucağında bebekler, perişan durumdasın. Lohusasında akıntıların bitmemiş. Ondan sonra o halinle gideceksin, bunların peşine koşacaksın. Yani bunlar akla mantığa sığar şeyler değil. Doğruyu konuşun lütfen. 20 gün sonra, belki de 40 gün sonra bilinen net bilemezsin ki. Ya hoca, ben doğum yaptığımda zaten onlar benim yanımdaydı. Ondan sonra göçtü gittiler. Yani doğum yaptığında yanına geldik, bebek kutlamaya geldiklerinde mi söyledin kızınız gelmesin diye? Anlamadım dediğin kelimeyi ki. Ya doğum yaptığımda zaten yanımdaydılar diyorsun. Ondan sonra da gittim hepsiyle konuştum diyorsun. Evet. Ondan sonra da Orhan yalan söylüyor diyorsun. Bence Orhan Bey yalan falan söylemiyordu yani. Orhan Bey bir daha soralım da Mümine Hanım şunu söylemeyeyim. Orhan'a da söyledim. Söylememişsin bence. Ben senin ne Orhan'a ne başkasına söylemediğini düşünüyorum. Belki kendi erkek kardeşlerine söyledin. Onlar da sıkıştırmaya gelmiş olabilir. Buyurun hocam. Sizin peki Mümine Hanım. Hayır hocam, söyledim. Tamam. Annesine de söyledim, babasına da söyledim. Hepsi vardı söylediğimde. Peki söylediniz. Abisi vardı, kendisi vardı döndüğünün. Ondan sonra ablası, eşe vardı, annesi vardı. Hepsine dediniz ki kesinlikle... Hayır, eşe yok. Eşeyi karıştırma. Eşe yoktu. Tamam. Eşe yok. Bunlara söyledin ya, gittin kızınız... Döndü. Annesi, babası, Orhan. Tamam, dördü vardı. Tamam. Dört kişiye dedin ki kız gelmesin. Rahatsız oluyorum, dedikodu oluyor. Ne cevap verdiler sana? Bir şey demediler hocam. Dediniz canım, şey kızınız demediler. Benim kocamın peşinde geliyor gidiyor, köylü dedikodu yapıyor. Dedin ya, bir kızın, genç bir kızın babasına bunu söylüyorsun. Sana ne tepki verdi? Kızımızı uyarız dediler sadece. Başka da Allah aşkına ne konuştun, cevap verir misin? Ya böyle söyledin ya, döndü de orada. Döndü, yok abla öyle bir şey demedi mi mesela? Annesi ya olmaz öyle bir şey, dedikodu bunlar mı dedi? Ne dediler sana? Senin bu sorun üzerine, bu tepkin üzerine. Ne konuştunuz orada? Allah aşkına söyler misin Mümine ya? Ya hocam bak, ben söyledim, kelimeye söyledim diyorum. Tamam mı? Ne cevap verdin? Ne cevap verdin? Bu çocuğuna haberim yok. Mümine Hanım, sen kalkıp evlerine gidiyorsun. Biz uyarız dediler. Ne dediler? Yani biz kızımıza söyleriz. Sanki ben şey gibi. Ama Mümine, konuştuğun konuşu değil. Senin kız benim evin önünden geçerken yüksek sesle şarkı söylüyor. Çocuklarım da uyuyamıyor diye o eve gitmiş değilsin. Senin kızının benim kocamla dedikodusu yap, birlikte diye konuşuyor. Dedikodusu var, birlikteler diye konuşuyorlar. Evime gelmesin diye konuşuyorsun. Buna hangi anne baba, hangi abi, peki uyarırız diye cevap verir. Böyle bir şey olabilir mi? Ne dediler? Uyarmışlar ya İnci Hanım, işte uyarmışlar. Kızdılar mı? Adem Bey, niye siz? Mesela sürekli... Mümine, kızdılar mı? Orada döndü ya, babası, annesi kızdı mı? Benim yanımda kızmadı. Evde kızıysa haberim yok. Lütfen ya, şimdi oradasınız ya. Ne kadar sürdü o görüşme? Gelmesin dedikodu oluyor. Onlar cevap verdi. Sen söyledin, onlar söyledi. Bir tartışma ortamı oldu sanki orada, öyle mi? Böyle bir gergin bir havaydı herhalde değil mi o konuşma? Bilmiyorum hocam. Benim yanımda hiç ya konu... sen yaşadın. Hayır, nasıl bilmiyorsun? Benim yanımda hiçbir konu tartışma falan olmadı. Yahu senin olmadı. Olsa oldu derim. Yalan mı söyleyeyim? Ya sen kızın yanında babasına diyorsun ki benim kocamla acaba bunların arasında bir şey mi var? Hiç mi tepki vermediler Mümine? Lütfen. Vallahi hocam benim yanımda hiç ne Mümine bir tepki, Hanım, peki. Ne bir laf. Mümine Hanım. Konu, hiçbir şey demediler. Mümine Hanım, iki kere konuştum diyorsunuz ya. Bir olay vardı, böyle dedim, onu soruyor, ben onu soruyor adam sana. İki kere konuştum diyorsun. Bir kere kendi evimde merdivenin altında, bir kere de gidip onların evinde. Önce hangisiydi? Önce senin evde mi konuştun? Hayır ablacığım, niye öyle hemen lafı karıştırıyorsun? Ben ne lafını karıştırıyorum? Adem Bey eşiniz söylüyor.
Sorun eşinize Adem Bey, ben bir şey karıştırmıyorum. Evet, ama burada eşimi yanılıyorsunuz. Bak ne diyorsunuz? Siz şimdi diyorsunuz ki merdivenin altında konuşmuşsunuz diyor ablacığım yani. Mümine soralım. Bir sakin Adem Bey. Mümine ne anlattın şimdi bırak az önce? Eşimi beni Orhan'a bağla ablacığım. Bırak eşimi beni Orhan'a bağla. Tamam Orhan ben merdiven Bey. Altında konuştum diyorum bak sana diyorum. Tamam. Merdiven altında konuştum. Tamam. Sonra da evlerinde konuştum diyorsun ya. Bir dakika beni dinler misiniz Rica Hanım? Tamam Mümine Hanımcığım bir şey sevmiyorum. Sadece şu sırayı bir bana söyle sonra konuş. Önce merdiven altındaki konuşmam dur, oldu. Dur bir dakika ben onun söyleyeyim. Onun evindeki mi? Hah anlat. Tamam şimdi. Bak söyleyeyim. Tamam. Tamam ondan sonra tamam ben bağlanmayacağım bir daha zaten. Bağlasın sen de bağlamayacağım bir daha. Neden? Ya beni bir dinler misiniz? Dinliyorum. Ben merdiven altında konuştum diyor. Tamam. Evlerinden uyardım diyor. Tamam. Değil mi? Dedim bu kelimeyi. Tamam. Ha. O zaman bundan sonra beni bağlamayın bir daha ya. Bir daha bağlanmak istemiyorum artık yeter. Mümine Hanımcığım ben... Söyledim bizi ben Osman biliyor. Ben bilmiyorum. Mümine Hanım şu an niye kızdığını anlamadım. Bir benim dakika, sorum şu sadece. Sinirlendim bir dakika. Beni Orhan'a bağlar mısınız? Bir sorumu sorayım. Bak ben çok basit bir şey soruyorum suçlamıyorum. Evet. Mümine dedi ki ben bir kere evimin orada merdiven altında işte merdivenin yanı neresiyse bilmiyorum orayı onun ifadesi. Döndünün annesi, babası ve Orhan'la bir kere orada konuştum. Sonra bir kere de evlerine gittim, evlerinde konuştum dedi. Ben de diyorum ki Mümine sinirleneceğin ne var onu anlamadım. Önce ilk konuşman senin evindeki miydi, onların evindeki miydi? Bunu soruyorum sadece, başka bir şey yok yani. Hangisi? Onu ben söyle bana. Ben kendi evimde konuştum, kendi evimde. İlk önce kendi evimde konuştum. Tamam. İlk önce... Kendi evimde konuştum. Tamam. Devkasını da gittim, kendi evlerinde söyledim. Ertesi ben, gün. Yani niye bir daha gittin? Ben bir daha bağlanmak istemiyorum. Tamam mı? Kendi evli, onların evine gittiğinde çocukları kime bıraktın Mümine Hanım? Çocuklar da evde 3 tane yeni doğmuş daha 3-5 günlük. Kaç metre çocuklarım uyuyordu. 3 günlük çocuğu uyurken bırakıp sürmedi. Onların evine mi gitti? Gelmem 5 dakika sürmedi. Ben şunu anlamıyorum. Benim yalnız... çocuklarım küçüktü uyuyordu. Peki Mümine. Mümine canım, sen şimdi bir kadın olarak yuvanı savunmuşsun. Burada sana sonuna kadar hak veriyorum ben. Bak lütfen yanlış anlama beni. Yeni doğum yapmış o duygusallıkla bir evet. kadının akrabası olan bir kıza. Hı-hı. Kocan seni dinlememiş. Gitme demişsin gitmiş. Çaresiz kalmışsın. Evet. Karşı tarafı evinde evet. uyarmışsın bak. Anneyi babayı. Ve tekrar ertesi evet. gün evet. dikkatli dinle beni ne dediğimi çok iyi anlıyorsun. Evinde uyarmana rağmen bir şey olmuş ki evet. sen kalkıp bir kere daha onların evine gidip bir daha konuşmuşsun. Niye? Ya dedim ya sana dedikodudan dolayı uyardım hocam ya başka niye de mi uyarmadın? Bir gün önce uyarmışsın başka zaten. Başka da hiç aklıma o an bir şey gelmedi ki. Mümine evinde uyardın ya bir kere hani. Bir gün önce evinde konuştun ya sen onlarla. Evet. Bir gün uyardım sonra... doğru. Heh. Doğru. Bir gün sonra tekrar niye evlerine gidip uyardın onu soruyorum. Tamam işte dedim ya hani bu anlamamışlardır diye. Hani bunlar yaşlı ya. Anlamamışlar diye. Yanlarında Orhan var. Döndü dedim. Var. Yaşlısı mı var? Orhan genç. Askerlik çağında adam. Orhan niye anlamasın? Ya da döndü o akşam eve mi geldi ben acaba uyarmasına diyor. Rağmen Orhan dinlemeye? Orhan da duymadım diyor. O akşam evin altına ben indiğinde döndüğü Adem'i evin altında mı gördün acaba? Ertesi gün koşa koşa tekrar gittin o hamile halinle 3 günlük bebekleri bırakıp. Ne alakası var hocam? Hocam ne alakası var? Nereye sapıttınız olayı hocam? Sapıtmadık. Anlamaya çalışıyoruz. Yani ortada çok büyük bir evet olay abi, var. Bir genç kız buharlaşmış abicim, ve evet, sürekli evet. çelişkili konuşuyorsunuz. Birbirinize müdahale ediyorsunuz. Hocam. Öyle konuşma hocam, böyle konuşma dürtüp duruyorsunuz Orhan birbirinize. Bey hatta şu anda. Şimdi neden? Adem Bey zaten bakın. İnce Hanım ben telefon... Alo. Mümine. Alo. Mümine Hanım duyuyorum seni. Sadece... İnce Hanım sana bir şey açıklayacağım. Açıkla canım açıkla. Beni bir dakika dinler misin İnce Hanım? Açıkla diyorum zaten buyur. Dur. Ben doğum yapınca annemin evine gitmişim ya. Evet yani doğum yapınca bilmiyorum da kavgadan sonra diyorlar. Öyle iddia ediyorlar. Evet. Ha benim şahidim var. Bir dakika dinler misin? Hemen şu an hemen dinleteceğim sana şahidimi. Telefon numarasını Mehmet'e ver bağlayalım yayını öyle daha sağlıklı olacak tamam mı? Öyle yapalım. Tamam tamam oldu. Mümine Hanım ama oldu. Senden bir şey tamam, rica ediyorum. Tamam ben bundan sonra da bağlanmıyorum tamam. Başka zaten Mümine bitti. Mümine Hanım. Bak şu İnce Hanım beni duyar mısın? Mümine. Bundan sonra bağlanmıyorum. Zorla seni hiç yayın. Hiçbir daha konu çıkmayacağım karşınıza. Zorla yayına bağlayamayayım kimseyi ben. Bu senin Osman biliyor hep de bu kutu nereye gittiğini ne yaptığını Osman biliyor. Başka kimse bilmiyor bu kutu nereye gittiği tamam.
Mümine, şu sorumun cevabını tamam bana verir misin lütfen? Aynı şey. Bir gün önce konuştuktan sonra döndü evine, tekrar geldiği için mi sen gidip bir daha annesiyle konuşmak zorunda kaldın? Ertesi alo gün. Evet. Döndü akşam geldiği için konuşmak zorunda kaldım gene. Sen gelmesin dedin ama o akşam döndü, tekrar senin evine mi geldi canım? Geldi. Abisi de geldi. Orhan da geldi. Orhan da geldi. Ne oldu onlar geldiğinde? Ne konuşuldu? Evet. Ne konuşuldu orada? Hiçbir şey. Akşam biraz oturduk. Evet. Gittiler. Gelme demene rağmen onlar geldi, yine oturdu. Başka sen da ertesi bir şey gün. Peki onlarla konuşmaya gideceğini eşin Adem biliyor muydu? Hayır, eşime her şeyi söylemem ki ben. Niye söylemedin? Adem'e o eve gitme dedin ya sen. Döndüğün evine gitme dedin Adem'e. Evet, ve sen döndüğün ailesine de kızınız gelmesin diye konuşuyorsun. Niye kocana söylemedin bunu? Onlarla da konuşacağım niye demedin? Eşime söyledim önce, onun için bir daha söylemek istemedim. Hayır, sen kocana yani bak gitme oraya dedin. O seni dinlemedi, baş edemeyince aileyle mi konuşayım da gelmesin diye düşündün. Normal bunu düşünmen zaten. Ha Mümine? Anlamadım dediğini. Hani kocana gitme demene rağmen. Anlamadım o dediğini. Mümine Hanım, kocana gitme evet diyorsun, o gitmeye devam ediyor. Kıza gelme diyorsun, o gelmeye devam ediyor. Aileyle konuşursam, bunları ben, ikisi de beni dinlemiyor. Onlar belki ikna eder diye mi düşündün? Bilmiyorum, o an belki aklımdan öyle bir peki şey geçti. Peki, Orhan Bey hatta, canım. Orhan da hiç onunla konuşmadığını söylüyor. Orhan Bey. Evet, Orhan Bey'i bana bağlar mısın lütfen, evet. Orhan evet Bey, bütün bunları dinlediniz, bir cevap verin şimdi. Sizinle konuşmuş ve yine evine gitmişsiniz. Uyarma gelmesi yalan, o yalan. Ben onu hatırlamıyorum. Gelip sizinle konuştu mu Mümine Hanım? Yok ablacığım, öyle bir kelime konuşulmadı, hatırlamıyorum beni. Mümine konuştum diyor. Evet, o gece de Orhan'la döndü, yine bizim evimize geldi diyor. Hatta. Yok ablacığım yok. Zaten öyle bir şey söylemiş olsa zaten gitmezdik bir daha biz o eve. Niye o zaman söyledim desin? Kim birinin telefonu kesildi? Niye o zaman söyledim desin? Anlamadım. Gayet açık. Mümine Hanım sizinle iki kere konuşmuş ve o eve de gitmişsiniz. Yani evet, niye konuşmadıysa konuştum desin kadın. Yani bana öyle bir kelime kullanmadı yani. Söylemedi onu bize hiç. Mümine Hanım. Şimdi duyuyorum ama bir ses geliyor böyle. Mehmet sen duyuyorsan söyler misin? Orhan Bey bu görüşmeyi reddediyor. Böyle bir konuşma olmadı diyor. Sanıyorum seslerde bir sıkıntı var. Mehmet de mi duyuyor beni arkadaşlar? Hocam şimdi burada ablacığım bir şey de yapabilir miyim? Ben şu an yoldayım. İşe geç kaldım da. Orhan Bey, hiç evet mi sizinle Mümine konuşmadı bu konuda? Ya da anneniz babanız Mümine geldi, evet, döndün oraya gitmesinden rahatsızmış, köyde dedikodu var diye size hiçbir şey demediler. Ben, hiç duymadınız. Ben mi duymadım öyle abla. Ben zaten ben oradayken öyle bir konu olmadı. Ben askere gittikten sonra ne olduysa oldu. Sen askere ne zaman gittin? 2001'in böyle ortalarında falan gittim yani. 2001 Ağustos. 2001 Ağustos diyor Bayram. Döndü kaybolduğunda askerdeydin yani sen. Askerdeydik ablacığım biz. O zaman bu dedikodular aslında bir sene öncesinden başlamış yani. Hayır bir de şimdi kesin ispatlı olarak yalan söylendiğini biliyoruz. Çünkü Orhan'a söyledim dediği zaman Orhan yok askerde. Askerde. Niye bu zaman yalan söylüyorsun? Hocam belki de şimdi 2000 yılından itibaren bu görüşmeler başlamış ve bu dedikodular aslında 2000'den şu andaki parçaları birleştirdiğimizde döndüğünün kaybolduğu süreye kadar da devam yani etmiş. Yani döndü 14 yaşından 16 itibaren yaşına kadar güya iddialara göre sanki Adem'le arasında bir ilişki, bir irtibat varmış gibi bir dedikodu mevcutmuş köyün içerisinde. O zaman da 14 yaşındaymış. Zaten o kadar rahatsız olmuş ki Mümine kocasını da uyarmış, defalarca kızı da uyarmış iddiasına göre. Evlerine kadar gitmiş bir gün önce uyarmasına rağmen bir gün sonra tekrardan o haliyle tekrardan ailenin evine aslında gidip Mümine bir kadın olarak Mümine çok rahatsız her şeyi yapmış yani bir de. Mümine çok rahatsız evet olmuş aslında ve bir an önce bu dedikoduların ortadan kalkmasında belki de rahatsız oldu. Belki de evde kavga etmelerinin sebebi de buydu. Kendisi küs gitti babasının evine belki de bilmiyoruz ama ciddi anlamda rahatsız olmuş. Bu belli yani.
Bu arada Cemil Bey'in de gördüm iddiası vardı. Cemil Bey telefonda mı arkadaşlar? Evet. Siz Cemil Bey'e bir şey soracağım. Ben Cemil Bey, o resmi bize... bizi. O da bu iddiaya cevap verdi. Cemil Bey. Alo. Cemil Bey, merhaba. Buyurun. Şu o gördüğünüz resmi bana bir tam anlatabilir misiniz? Tam ne gördün? Ne kadardı? Atıyorum 3 saniye, 5 saniye elini omuzuna attı dedin yani. Eve mi girdiler? Gördüğüm bir tane olay vardı ya, bize anlatın. Elini boynuna mı gördünüz yani Cemil Bey? Yok. Bir kere de değil. Elini boynuna attığını mı? Evet, elini boynuna attığı meseleyi bir anlatır mısın bana? Ne kadar? Evde kimse yoktu o zaman. Kız vardı sadece. Kız evde, annesi babası yoktu. Tamam. Yoktu. Tamam, bahçedeler miydi? Ondan sonra eve mi girdiler? Dışarı mı çıktılar? Bir anlatır mısın? Ben resmi canlandırmak istiyorum gözümde de. Ha, şimdi dışarıdaydı bunlar. Ben de pencerede, benim pencereyle bunların yeri göz göze. Evet. Göz göze. Orada kazık çakıyordu. Kazık. Kazık çakıyorlardı. Tel örgü çekmek için. Tel örgü çekmek için kazık çakarken kazığı çaktılar. Adem bu şart kızın boynuna elini attı. Ondan sonra geri çekti. Hani görürler diye geri çekti. Ben bununla düşman değilim. Bir şey tamam. Değilim. Hayır hayır, onu sormuyorum. Yani ikisi söylüyorum. Birlikte mi yapıyorlardı? Adem'le doğru. Döndü. Adem'le döndü mü? O kazık çakma olayını, evet, yani evet, çiti efendim, birlikte evet, evet, yardımcı evet, oluyordu evet. Döndü Adem'e evlerinde. Birlikte kazık çakıyorlardı, doğru mu? Tek bir kazık, tek böyle yan yatmış onu çakıyorlardı. Anladım. Bu hangi yıl? Sonra ne oldu? Yani elini boyuna attı, geri çekildi. Sonra ne oldu yani, kız? Bilemedim 2 dakika, bilemedim 3 dakika durdu kolu boynunda. Ondan sonra geri çekildi. 2-3 dakika eli hayır boynunda oldular. Böyle durdu. Durdu. Evet. Ben pencereden görüyorum. Beni göremez onların kendisi. Tamam. Ha. Sonra Mümine Hanım diyor ki, ben diyor annesine diyor babasına temin ettim diyor. Gelmesin, yalan söylüyor. Kızı kendisi götürüyordu evden. Nasıl yani? Tabii. Yalan söylüyor orada. Hiçbir zaman için gidip annesini, babasını, kardeşlerini ikaz etmedi. Hep kızı kendi götürdü. Nasıl kendi? Sonra bu Mehmet Karaçoban göçtükten sonra kırmızı arabasıyla, böbeğinin üstünde kırmızı alıyla kocasıyla Çiftliğe gitti. Madem niye gidiyor? Sebep ne yani? Temmih etmiş. Nasıl oluyor da gene gidiyor? Çiftliğe. Anlayamıyorum. Onun otu suyu yalan. Osman biliyor diyor. Osman hiçbir şey bilmiyor. Şu anda ben 70 yaşındayım. Osman'a bir adam getir, çocuk getir, dövemez. Yalan söylüyor. Yalan, yalan. Bu kız bunların yanından gitti. Mümine Hanım niye onu kendi evine, köyde bu kadar dedikodu varken alıp götürsün? Kimliğin için böyle diyor. Buyur. Yani o. Mümine Hanım bu kadar dedikodu varken niye evine alıp götürsün döndüğü? Döndüğün evini başka birileri çıkarttı. Başka birisi çıkarttı. Mümine Hanım götürmedi. Mümine Hanım ayrı kaldım diye gidip yoklayıp geliyordu. Hepsini yalan söylüyor. Hepsini. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu gördüğünüzü söylediğiniz yıl hangi yıl? Cemil Bey. Hangi yıl? 2000 yılında işte, kız kaçmadan önce. Kız 2002'de kayboldu ya kız. 2002'de evet, kayboldu. Kız kaçmadan önce. Hemen önce mi? Kaçmadan. Kaç gün kız önce? Kız kaçmadan önce. Kaç gün? Yani 2000. Çünkü ben de koyuncuydum. Ben de koyunum vardı. Yo yo, atıyorum bir hafta önce mi? Kaybolmadan bir hafta önce mi? 10 gün önce mi bu olaya şahit oldunuz? Abi orada yalan söyletme. Ya 20 gün. Ya 25. Hiç önemli değil. Yani kaybdan en fazla bir ay önce. En fazla bir ay önce. Anladım. Hocam burada aslında bunu söylemek zorundayız. Şimdi yaptığımız yalan itibariyle. Söylediği nasıl ortaya çıkıyor görüyor musun ablacığım? Adem Bey. Şimdi nasıl yalan ortaya çıkıyor? Yalan söylediği nasıl ortaya çıkıyor?
Şimdi burada iki tane konu... Bak sen ne diyorsun? Bak konuştuğun kelimelerde hiçbirinin arkasında değilsin. Niye biliyor musun? Bak kız kaçmadan 5-10 gün önce gördüm diyorum. Kız nerede kayboldu abicim? Kız çiftlikte kayboldu. Sen ne diyorsun? Kız diyorsun. Ya kız, Adem, kız, kazık Adem, yani niye böyle yalan söylüyorsun? Anlamıyorum ben bunu. Hocam burada çok, bir saniye Cemil Bey, çok çiftlik. Acı bir durum var. Kız 2002'de işte çiftlikteyken kaybolmuş olsa bile Mümine Hanım'ın anlattıkları... Evet, Cemil Bey ne diyor? 10 gün önce gördüm orada kazık çakarkana diyor. Şimdi kazığı bırakalım da bütün bu iddialar doğruysa ne yazık ki 14 yaşından itibaren bir istismar durumuyla karşı karşıyayız yani. Daha 2000 yılında başladıysa... Çünkü doğru değil ablacığım, doğru değil bak. Cemil Bey'in ifadelerinde yanlışlık var, nasıl bak. Bayram yani bu korkunç bir şey. Kazık çakarkana gördüm diyor ve kız 2002'de kayboldu. Orada 2000 yılında kaldılar. Nasıl bu olay nasıl birbirine bağlıyor ben onu anlayamadım. Neyi anlayamıyorsun sen? Neyi anlayamıyorsun? Evet, Adem evet, Bey, ablacığım. Senin eşinin çocukların doğurduğu yıl neydi? Yalan söylüyor onlar. Adem Bey, senin eşinin... Bu... Ablacığım. Bir saniye Cemil Bey. Bebeklerinizin o bahsettiği evet. Az önce Mümin'e anlattı ya, çocuklar yeni doğmuştu ve ben gittim uyardım dedi. Döndün ailesine. Evet ablacığım, bak, hangi 90, yıldı? Ben 90'da evlendim. Hangi yıl olarak söyle? Evet, dinliyorsun Elma abi. 90'da evlendim tamam. Ben. Ha, 97'de ilk kızım Esmem oldu. 2000 yılında Ebru'm oldu. Bu kız kaybolduğunda bir haftalık, bak kız kaybolmadan bir hafta önce çocuklarım, ikizlerim doğum yaptı. 2002'de. Cemil Bey şimdi ne diyor bak. Orada kazık çakarkana gördüm diyor. Kız 2002'de kayboldu. Bir hafta önce gördüm diyor. Bak oradaki kaldıkları yıl 2000. Kızın kaybolduğu tarih 2002 yani yılı. Yani kazıkları sen 2000'de mi çaktın? Sen bahçe çitini 2000'de mi yaptın? Ben kazık çaktım hatırlamıyorum abiciğim. 2000 yılında mı yaptın? Ha? Ben kazık çaktım hatırlamıyorum. Çit yapmamış. Orada bir kazık yam olmuş, onu düzeltmiş sadece. Yani yamuk bir kazığı düzeltmiş. Ama ben kazığı çaktım 2000'de dedi. Ben hatırlamıyorum. Orayı ben hatırlamıyorum. 2000 dediniz az önce. Ama bak Cemil Bey ne dedi? 2000 ha? Ha? 2000'de onlar orada kaldı. Bizim orada kaldılar. Ve 2000'den sonra onlar göçüp gitti. Hayır, Cemil bak, Bey ne diyor? Hayır, o dediğin tarihte gelmişler ya. Hayvan, sel basmış Adem Bey. Sel basmış senin dediği. 2002'de. Cemil Bey'in dediği tarihte selden kaçırmak için hayvanları sizin oraya gelmişler gene. Koyun adını. Abi 2000'de geldiler. Evet ben ispat 2000'de geldiler bizim oraya. Ve 2002 ya 45 gün ya bir 30 gün onu tam net bilemem. Ama ondan 2000'de, sonra 2000'den sonra göçüp tamam. Gittiler. Göçüp gitmişler ama burada kardeşi Bayram Bey diyor ki 2000'de onların evinin oradayken de Adem Bey bizim evimize gelip gidiyordu, bu dedikodular o zaman da olmuş, sonradan duydum. 2001'deyken de gelip gitmeye devam etti. 2002'de de gelip geldiğimi inkar ediyorum. 2002'de de kesinlikle inkar etmiyorum. Neyi? Gidip geldiğimi inkar etmiyorum. Gidip geldiğini inkar etmiyorsun ama eşin de diyor ki aynı yere dönüp duruyoruz. Evet, çünkü düğüm orada. Bunun cevabını hala verebilmiş değilsiniz. Eşin de diyor ki ben kocama o eve gitme dedim. Kocam benim sözümü dinlemedi. Köylü kadınlar gelip bana senin kocanın döndüğüne... Bak ama bu şimdi bir haftalık doğum yapmış bir kadına senin kocanın bu kızla ilişkisi var. Kocan onu alacak diyorlar. O kadın kocasına gitme diyor, kocası gitmeye devam ediyor. Ne alakası var ablacığım, ne alakası var? Eşini anlattı bunu ya, eşini anlattı. Orhan'a bağlayın ablacığım, Orhan'a bağlayın ablacığım bir dakika. O zaman Mümin'e yalan mı söylüyor? Ablacığım. Adem Bey, Mümin'e yalan mı söylüyor? Yanında eşin. Ablacığım bak. Yanında eşin yalan mı söylüyor? Çok net soruyor. Ben ne diyorum? Bildiğim bildik, bilmediğime kesinlikle bilmedim diyorum. Mümin her şeyi Hanım'ın o gün hatırlamayabilir. Anlattı. Ben ona kesinlikle bir şey demiyorum. Ben de hatırlamayabilirim o bazı yıllar şeyleri. Bir reklam ben arasına gidelim. Ben şimdi sana bir soru sorsam. Burada Mümine'nin bütün anlattıklarını o zaman yani bütün Orhan'a bunları bıraklaması... boşa çıkartmış oluyor tabii. Bu durumda. Bir ara verelim. Evet sevgili seyirciler, yayının sonuna geldik. Zaman yetiremediğimiz konularımız var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın sizleri de yine Star TV ekranlarına bekliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir akşam diliyorum. Her zaman söylüyoruz. Tedbirlerimizi alacağız. Dikkatli olacağız. Ama paniğe kapılmamak lazım. Unutmayın ki moralleri sağlam tutmak bağışıklık sistemimiz açısından en önemli olan şey. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.